Evet, University Esports Türkiye ekranları hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Onur Münas Atar, yanımda saygıdeğer değerli Kürşat Regan Nur Demirel var ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık büyük finaldeyiz. Büyük finalde neredeyiz? Bahçeşehir Üniversitesi karşısında Maltepe Üniversitesi olacak. Bugün inanılmaz bir gün. Ben hani Maltepe Üniversitesi zaten baktığımızda 2-1 kazanarak finale çıkmayı başardı. Bahçeşehir Üniversitesi de dün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni 2-0 yenerek buraya gelmeyi başardı. Gerçekten büyük bir karşılaşma izleyeceğiz ve Best of 5 üzerinden, yani 5 maçlık seri üzerinden izleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin Regar Nur, nasılsın? Dün nasıldı ve bugün neler bekliyorsun? Hoş bulduk, gayet iyiyim, gayet heyecanlıyım. Bakalım final nasıl olacak? Senin de dediğin gibi dün güzel karşılaşmaları izledik. Bahçeşehir Üniversitesi 2-0 kazandı, o maçı da zaten aktarmıştık. Diğer tarafta benim de birazcık aslında sürpriz niteliğinde olduğunu öğrendiğim Maltepe Üniversitesi'nin Ege'yi yenme durumu oldu. Ve finalde şimdi 5 maçlık müthiş bir seri. Tabii University Esports Turkey'nin Türkiye elemelerinde beraberiz sevgili izleyicilerimizle. Ve 49 üniversitenin aslında katıldığı bir etkinlik bu, katıldığı bir turnuva. O 49 üniversite de kendi içinde eleme turnuvaları gerçekleştirdi. Yani çok ciddi sayıda bir oyuncuya ulaşılmış ve sonucunda en iyi iki takımın da geldiği bir turnuva izliyoruz. Tabii buradan sonra yol bitmiyor. Nisan ayında yine Avrupa Ligi'ne katılma imkanı sahibi olacak burayı kazanan takım. Bu 5 maçlık seriyi kazanan takım. Gerçekten hani dün işe birazcık daha hani daha üst seviyelerde yapmak da keyifli ama birazcık daha grassroots denen, yani işin daha temelinden bir organizasyonun içinde bulunmak çok keyifliydi. Oyuncular aslında yine nispeten aşina olduğumuz oyuncular. Daha önce Akademi Ligi'nde de gördüğümüz isimler var. Maç gelince, seçim yasaklama ekranı gelince onu daha detaylı konuşuruz ama onların da bu arada burada kendisini göstermesi çok çok keyifli. Türkiye'de e-spor dediğimiz gibi geliştiren herkese çok teşekkürler. Dün söylediğimi tekrarlamış olayım. Bence de öyle zaten. Tabii University Esports Turkey de aynı şekilde, yani üniversite esporunun gelişmesini amaçlayan bir oluşum ve bu da zaten sadece Türkiye tarafında değil, yani tamamıyla Avrupa'yı sarmış bir durumda. Bu çok önemli bir şey, yani Amazon'dur, Intel'dir, birçok farklı firmalarında bunun içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun dışına baktığımız zaman da bence yani Avrupa Ligi, ondan sonra yaz ayında da Avrupa şampiyonalarının geleceğini belirtelim tekrardan izleyeceğimize. Bunun dışında da tabii ne olacak? Türkiye'de One Last Qualifier tarzında bir turnuvamız daha gerçekleşecek. Onu da belirtelim. Tabii bugün Maltepe Üniversitesi karşısında Bahçeşehir Üniversitesi olacak. Yani gerçekten güzel. Ve zaten şu anda da baktığımız zaman hani Maltepe Üniversitesi'nde de Bahçeşehir Üniversitesi'nde de çok değerli ve çok yetenekli oyuncular var. Dün de mesela izlediğimizde, mesela Regar Nur sen de bahsetmiştin. Gerçekten pro seviyesinde ışınlanmalar olsun, oyunlar olsun, işte takaslar, makro mikro oyunlar olsun bayağı iyiydi bence. %100 özellikle ikinci karşılaşmaya sen referans gösteriyorsun. Çok da haklısın. Henüz 4. dakikada alt koridorda 10 kişilik hurra bir takım savaşı gördük. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Tabii ilk seçim ve saklama ekranına da yavaş yavaş geçeceğiz. Birazdan onunla ilgili önemli bir bilgi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin kırmızı tarafı tercih etmiş olması. Serinin 1-3. ve olursa 5. maçında Bahçeşehir Üniversitesi, 2 ve 4. maçında Maltepe Üniversitesi bu noktada tercihte bulunacak. Ve kırmızı tarafı seçmeleri, tabii ilk seçim ve saklama daha net görürüz ama kırmızı tarafın o karşı tercihi avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Öte yandan her iki takımda da önemli oyuncular var. Yine karşılaşmaya doğru ilerlediğimizde onlardan da bahsederiz. Bu noktada Maltepe Üniversitesi'nin tabii şu ana kadar bir maçını izlemediğim için onlara dair bir yorum yapmakta güçlük çekiyorum ama dün maçını anlattığımız için rahatlıkla söyleyebilirim. Bahçeşehir Üniversitesi gerçekten üst düzeyde League of Legends oynuyor. Kazanma koşullarını önemli şekilde biliyorlar ve bazen hani neden acaba oyunun sonuna doğru gitmek istiyorlar diye sorduk biz kendimize seninle. Ama onlar oyun sonu şampiyonları alıp oyunun başında başarılı oldular. Dolayısıyla League of Legends'ın temellerine çok hakimler ve seçim yasaklamaları da yavaş yavaş başladı gibi gözüküyor. Seçim yasaklama başladı ve Maltepe Üniversitesi ilk yasaklamasını yapacak. Bu sefer evet, düne göre biraz daha yavaş bir seçim yasaklama ekranı izliyoruz diye düşünüyorum. Derken Lulu ve Kindred. Kindred çok fazla oynanıyor Maltepe Üniversitesi tarafında, ormancılarında. Kindred'a çok fazla önem göstermişler önceki karşılaşmalarda. Ve yine bir Lulu tercihi geldi. Bak, bu Lulu tercihini dün konuşmuştuk. 18 Mart Üniversitesi de aynen, Oraya karşı bunu yapmıştı. Demek ki hani bu noktada pek Imanitas'a Lulu'yu vermek istemiyorlar. Ya da belki de Lulu'yu o noktada esnetme imkanı da olabilir. Ve Kindred da senin bahsettiğin önemli bir tercih Maltepe Üniversitesi adına masadan kaldırıldı. Zaten Real de, yani Real ve Kindred şu anda Maltepe Üniversitesi'nin çok fazla, hatta
turnuva boyunca sürekli kullandığı şampiyonlardan. Bu şampiyonları kullanarak çok fazla kitle kontrol ve aynı zamanda aradan çıkarmaya yönelik oyunları genellikle engellediğini görmüştük. Ve hani şu an ben baktığımda ilk seçenek olarak Jinx geldi. Bence gayet güzel. Yani seçilebilecek en iyi nişancılardan olduğunu düşünüyorum ama ilk seçenekten yani Jinx'i seçmek, yani Udyr, Hecarim yasaklı. Kindred de üzerine yasaklanmış durumda. Yani bu kadar ormancı açığı varken bir kapatabilirlerdi belki bir ormancıyı. Ya emin değilim. Yani bu noktada tabii Udyr ile Hecarim'in dışarıda bırakılması belki de bir Olaf önceliğinin gelmesi anlamına gelecek takımlar adına. Lilia yine ormancılar arasında üzerinde değişiklikler olmuş olmasına rağmen Nidalee gelebilir belki diye düşünüyorum. Nidalee de senin söylediğin gibi özellikle bu tarz patlayıcılığı biraz daha fazla karşılaşmalarda Nidalee tercihinde değer kazandığını görebiliyoruz. Bakalım Orianna'nın yanına ikinci tercihten bir nişancı alacaklarını düşünmüyorum. Belki bir Leona önceliği görebiliriz bu arada yine. Jinx'e karşı gayet iyi bir tercih olması itibarıyla. Tabii Orianna ve Jinx de geldikten sonra yanına Senna çekecek. Bahçeli Üniversitesi tekrar o Senna, Tahm Kench tarzı oyununu yapacak mıdır tekrardan? Yani Orianna'yı aldı, Senna'yı da aldı. Üzerine gelebilir. Yani güzel bir oyun oynadılar dün. Dün performansları çok etkileyiciydi. Hem yani Immanitas'ın o noktada minyon biçme yeteneği. Ya tabii Moshi ile Immanitas dün alt koridordan aslında yarı final serisini kazandıran performanslara imza attılar. O yüzden ne alırlarsa alsınlar çok ciddi bir tehdit olacaklardır. Tabii diğer tarafta Maltepe Üniversitesi'nin üst koridor oyuncusu, sinema öğrencisi de özellikle buraya gelene kadar tank üstüne tank oynamış. Burada da hemen ikinci tercihten Sion'a öncelik verdiler. Yani Malphite oynadığını gördük, Gragas oynadığını gördük, Sion performansı vardı. Tabii Leona'yı almayınca da Bahçeşehir Üniversitesi bu noktada Leona Jinx'in yanına gitti. Burada da Tahm Kench gayet iyi bir tercih olur. Onlar da zaten oraya gidiyor. Tahm Kench seçimi de geldi ve yasaklamalar tabii şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nin orta koridor tarafına gerçekleşecektir. Hani bunun üzerinde sence orta koridora ne yasaklanması gerekiyor? Karşı taraf yani Jinx'i aldıktan sonra yanına ne verilmemesi gerekiyor sence orta koridorda? Yani şöyle Syndra ve Azir yasaklamaları görmüştük. Dün benzer bir senaryo yaşandığında yani Orianna'yı alan takım ikinci rotasyonda Syndra ve Azir yasaklamıştı. Ekko yasakladılar. Ekko yani Syndra karşısında müthiş bir tercih bildiğin gibi. Orianna karşısında da birazcık daha fazla zorlansa da iyi olabilir. Asıl zaten Ekko'yu almış olmalarının nasıl sebebi Jinx'i yakalamak olurdu. Onu da elimine etmiş oldular ve Nar'la beraber son yasaklamanın ardından da serinin ilk karşılaşmasının tüm şampiyonlarını göreceğiz. Set geldi. Set geldi ve set de yasaklandığı gibi yani şu anda bir Renekton açık ama acaba Renekton tercihine giderler mi? Ha, bu beni biraz şaşırtır mı? Belki. Ama yani Renekton şu anda açık durumda. Bunun dışında Aatrox'un açık olduğunu biliyoruz. Acaba bu koridoru neyle ne gibi bir şampiyonla oynamayı tercih edecekler? Yani ya, Renekton Sion karşısında zorlanmıyor ama Renekton'un o yakalamak istediği üstünlüğü de yakalaması biraz zor Sion karşısında. Dolayısıyla onun yerine oyunun Aatrox ortalarına istediği minyon sayısıyla istediği eşyalarla girerse çok etki yaratabilecek Aatrox'a gittiler. Katılıyorum bu tarafa Bahçeşehir tarafında. Burada da şimdi bir orta koridor ve ormancı göreceğiz. Yani ormancı ve orta koridorda geldikten sonra üzerine konuşacağız ama Anivia gelirse bu bayağı kitle kontrol anlamında da ya da karşı tarafı gerçekten zora düşürme anlamında dar alanlarda etkili olabilecek bir şampiyon Anivia. Ve geldi. Yani evet kilitlediler şu anda. Bir de iyi Anivia oyuncusunun karşısında oynamak büyük bir kabustur. O açıdan da yani direkt akıllara zaten profesyonel sahnede Froggen gelir ama iyi bir Anivia oyuncusunun karşısında söylediğim gibi durmak. Ya Orianna bu arada hiç fena değil. Özellikle Anivia'nın yeteneklerinin belli pozisyona doğru çok göstere göstere gitmesinden ötürü kendini hızlandırması çok değerli olabilir. Nasıl performans sergileyeceği önemli ve hiç konuşmadığımız bir ormancı Graves'e doğru gidiyorlar. Çift nişancı oynayacaklar. Gayet bence güzel olacağını düşünüyorum. Yani Anivia ya zaten Anivia ve Leona bir de üzerine Sion'u kitle kontrolle beraber Jinx ile Graves'e çok fazla pencere açacaktır. Graves'in zaten hem Leona ve Sion'la beraber içeri girip rahat bir şekilde oynayacak olması. Ya yani bunun dışında şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nin gerçekten çok kilit bir ormancıya gitmesi gerekiyor. Yani Kindred zaten çok sevdiği bir ormancıydı ama oynayamayacak burada. Düzeltiyorum, yasaklayan kendileriydi. Nidalee'ye gittiler. Yine çok kötü bir tercih değil bence. Yani Nidalee bana mantıksız gelmedi kalan ormancılar arasında. Yani dediğimiz gibi Lilia olabilirdi, Nidalee olabilirdi. Olaf belki gelebilirdi ama sonuçta seçim yasaklamaları bu şekilde karşılaşmaya doğru da geçiyoruz gibi gözüküyor yavaştan. Evet, bir de Regar'ı ben şuna da değinmek istiyorum. Yani dün Tahm Kench ve Senna işe yaramıştı ama yani Senna ve Tahm Kench alındığında hasar anlamında da eksik kalmıştı. Yani Senna gelişene kadar, oyun sonuna gerçekten gelişene kadar çok fazla zaman geçmişti ama
tank namına çok da fazla bir etkisi olmamıştı. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımız zaman yani Tahm Kench gibi bir tankına sahip olacaklar. Evet Senna yanında olacak ama bir de şunu düşünüyorum ben. Yani bu takımda kim tanklayacak? Çünkü karşı tarafta bir Sion, Leona hani büyük bir tank Tahm Kench ve Atrox'a göre. Daha etkili olabileceğini söyleyebilirim. Yani aslında Bahçeşehir Üniversitesi tarafında çok uzunca hasar tanklamaları gereken savaşlara girilmemesi gerekiyor. Net bir dürtme kompozisyonları var ellerinde. Yani Senna'nın çok uzun mesafelerden, Orianna'nın, Nidalee'nin yine çok uzak mesafelerden rakip dürtebildiğini biliyoruz. Böyle kafa kafaya herkesin her şeyini attığı bir takım savaşına girmek hiç avantajlı olmaz Bahçeşehir Üniversitesi'nin. O açıdan işte Maltepe Üniversitesi bence oyunun koridor safhasını çok geride kalmadan atlatmayı başarırsa sonrasında bu topyekün savaşları rakiplerinden isteyecekler. Öte yandan dün Bahçeşehir Üniversitesi tarafında tabii seri 2-0 kazanmış olmalarına rağmen dönem dönem rehavet gördük tırnak içinde. Tabii gördüğümüz şeyin rehavet olup olmadığını buradan söylemek birazcık zor ama oyunun böyle birazcık akışından koptuklarını, konsantrasyonlarının bozulduğunu gördük ve 2-0 bitmiş olsa da rakipleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi serinin ikinci karşılaşmasını kazanabilecek de durumdaydı. Neredeyse evet. Burada evet yani iş finale gelmişken Bahçeşehir Üniversitesi'nin bundan kurtulması lazım. Yani birazcık daha odaklı, birazcık daha hedefe doğru hareket eder şekilde olmalarını bekliyorum bu oyun. Peki Jinx, Leona karşısında Senna ve Tahm Kench olacaklar. Yani erken oyunda Maltepe Üniversitesi'nin Bahçeşehir Üniversitesi'ne karşı ne yapması gerekiyor da Bahçeşehir Üniversitesi koridoru rahat bir şekilde geçebilir mi? Çünkü yani Leona ve Jinx yakaladığı andan itibaren o senin de dün bahsetmiş olduğun patlangaçlarla beraber tam bir sıkıntı. Yani 3. seviyeye geldikten sonra çok anlık hasarı fazladan çıkartabiliyorlar. Ne olur sence bu durumda? Ya buna karşı bir sigorta var en azından. Tahm Kench, Senna'nın yakalanması çok büyük problem olmayacaktır. Ama Tahm Kench yakalanırsa o zaman da işte o gri canı da aşabilecek kadar hasarı çıkar mı Jinx ve Leona, ona bakmamız lazım. Zaten Leona'nın muhtemelen tutuştur girdiğini göreceğiz oyuna. Alt koridorda birazcık daha sakin olmak isteyen taraf bence Senna Tahm Kench ikilisi olacaktır. Onlar birazcık daha uzaktan dürtmek, Senna'nın minyonlardan sektirerek rakibi dürtmesi durumunu deneyeceklerdir. Diğer taraftan senin söylediğin gibi yani elinizde Leona varsa ve yanında da Jinx varsa mümkün oldukça ufuk kılıçlarını sallarsınız. Birine isabet ederse ne ala, o zaman zaten kitle kontrolü arka arkaya sıralamak, zincirlemek çok çok kolay oluyor. Burada birazcık daha yani Moshi ile Imanitas'ın dikkat etmesi gereken bir koridoru bekliyorum. Peki yani Anivia ve Graves geldi. Aslında tamam hani Anivia çok fazla gördüğümüz bir şampiyon değil meta içerisinde ama yani iyi oynayan da iyi oynuyor. Doğru, kabul ama Anivia'nın sence takım savaşlarında etkisi nasıl olacaktır? Çünkü ben düşündüğüm şu oluyor. Yani Anivia ile direktman bir tane oyuncuyu yakalayıp ondan sonra Sion ve Leona ile beraber içeriye girip full engage tarzında bir takım kompozisyonu izleyeceğiz. Ama Bahçeşehir Üniversitesi bunun tam tersi olarak görünüyor. Yani biraz daha dürtelim, biraz daha uzaktan hasar bırakalım. Ondan sonra takım savaşına girmeden yani aradan çıkartarak oynamayı tercih ederiz gibi düşünüyor. Yani burada sence kaçıncı dakikada kim daha fazla etkili olabilir? Ya şimdi şöyle, Anivia ile Graves arasında aslında şöyle çok ufak bir interaksiyon da var. Anivia'nın açtığı buzdan evet. Duvardan Graves yolun sonunu sektirip anında çifte hasar verebiliyor. Ve Anivia'nın da genelde orta koridor baskınlarında o duvara atıp rakibin yolunu tıkadıktan, onu birazcık yavaşlattıktan sonra üzerine sersemletme attığını görürüz. Eğer ki Graves doğru zamanda Anivia'ya bir baskına gelirse Orianna'dan sihirdar büyüsü almaları ya da belki de skor almaları mümkün olabilir. Diğer yandan Orianna Nidalee tarafında o kadar net bir koridor baskısı durumu yok. Yani Nidalee'den gelecek olsa bile bir baskın, Nidalee yanında Orianna kimseyi tutmazken skor alması zor bir şampiyon. Dolayısıyla erken oyunda koridor baskısını ben ormancıların orta koridora kuracağını özellikle Maltepe Üniversitesi tarafında bekliyorum. Bahçeşehir tarafında ise birazcık daha reaktif bir oyun oynamalı gibi geliyor bana Nidalee. Öte yandan dakikalar ilerledikçe, takım savaşları başladıkça yani Anivia'nın tabii takım savaşlarındaki inanılmaz ortalığı dağıtacak etkisi ortada. Diğer tarafta Orianna'nın da özellikle şok dalgası etrafında benzer bir etki oluşturabileceğini de belirtmemiz gerekiyor. O yüzden takım savaşlarında her ikisinin de etkisi çok fazla olacaktır. Ama takım savaşlarında bence en büyük fark üst koridorlar arasında çıkabilir. Aatrox eğer oyunun orta dönemini çok hızlı geçirirse, çok iyi geçirirse ki karşısındaki koridor eşleşmesi de Aatrox'un böyle çok zorlanacağı bir eşleşmede olmadığı için orta oyuna doğru elinde eşyalarla beraber katılırsa o takım savaşlarına Sion'un attığı ultiler ya da Sion'un geçirileri pek etkili olmayacaktır. Ya ben bir yandan şunu da düşünüyorum Regarnur. Yani acaba makro oyunda Bahçeşehir Üniversitesi ne kadar etkili olabilecek? Çünkü bazı şeyleri bu seçtikleri şampiyonlarla da feda etmişler gibi görünüyor. Yani evet Nidalee çok fazla baskın yapabilir. Nidalee gerçekten karşı tarafı nasıl desem yani bir sıkıntıya uğratabilir. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani
toplu bir oyun yapması gerçekten çok zor. Ve her erken safhada işte Vadinin Alameti'nde bir savaş ya da Ejder Savaşı bence beklenebilecek bir durum değil. Ya buna karşı nasıl bir önlem alınabilir? Yani nasıl gidebilir Bahçeşehir Üniversitesi? Yani elinde ne şampiyon varsa onun etrafında oynamak zorundasın. Dolayısıyla elinde bir Nidalee varken inanılmaz koridorlara agro olduğun bir orman süreci geçirmek zor. Bahçeşehir Üniversitesi birazcık daha alt koridorda söylediğimiz şey oyunun geneli için de geçerli Aatrox hariç. Birazcık daha geriden bekleyip, birazcık daha sakin oynayıp en azından eşyalara, en azından takım savaşlarına doğru uzatmak isteyecektir oyunu. Nidalee tabii bu noktada rakip ormana girmek ister mi zannetmiyorum. Graves rakip ormanda karşılaşmak isteyeceğiniz türde bir şampiyon da değil. Dolayısıyla birazcık daha hani o dürtmelerin can yakacağı raddeye getirene kadar oyunu Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyunu birazcık daha geride kabul etmesi beklenir. Ama dün tabii yine ezber bozdu Bahçeşehir Üniversitesi. Yani Moshi ile Imanitas'ın kazanmaması gereken koridorlar kazandığını gördük. Ya da baskıyı kurmamaları gereken koridorlarda baskıyı ele geçirdiğini gördük. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz yorumlar eşit şartlar altında takımlar için geçerli ama burada Bahçeşehir Üniversitesi çok iyi bir uygulama yapıp bu ormancıyla da oyunun erken dönemini fethedip sonrasında maçı rahatlıkla da kazanabilir. Ama benzer bir şey Maltepe için de geçerli. Evet, bir de mesela o dediğine tekrardan değinmek istiyorum. Çünkü dün izlediğimizde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tristana Leona oynuyordu. Karşı taraflarında Senna ve Tam Kench vardı. Yani buna rağmen normalde Tristana ve Leona'nın erken aşamada 3. seviyeye geldiklerinde gerçekten hani koridor safhasında çok daha rahatlaması, çok daha böyle baskın bir oyun oynamasını beklerken bir anda Leona ve Tristan'ın arka tarafta hatta kulenin altına kadar geldiğini gördük. Bu bence beklenen bir şey değildi. Tabii sevgili izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Şu anda Türkiye sunucusunda oynanıyor oyunlar. O yüzden 3 dakika bize gecikmeli geldiği için biz de şu anda o sürenin dolmasını bekliyoruz. Ondan sonra oyunumuza geçiyor olacağız. Yani bu oyunda senin dediğin gibi bence yani Senna Tamkenç'in agresif oynamasını da görebiliriz. Ama diğer tarafta Jinx ve Leona'nın da o koridoru biraz daha dar edebileceğini düşünüyorum ben en azından. Yani bu sefer o beklenti biraz daha farklı olacak diye düşünüyorum. Ya katılıyorum. İş birazcık daha bu noktada uygulamaya doğru gidecek ama teoride baktığında Jinx Leona'nın orayı domine etmesi beklenir. Yapabilecekler mi? O daha büyük bir soru işareti. Göreceğiz. Karşılaşma da yavaş yavaş hazırlanıyor. Burada çok ufak bir duraklatma var gibi gözüküyor ama Sirdar büyülerini görebiliyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi Leona'da tutuştur var. Diğer tarafta Anivia'nın ve Sion'un ışınlanı var çok beklendiği üzere. Yani birebir de aynı bu arada Sirdar büyüleri. Üst koridor ve orta koridorlar ışınlanları almış. Nişancılar şifalarını almış ve karşılaşmaya doğru geçecekler. Dediğimiz gibi tabii 5 maçlık bir seri olması işlerin de birazcık daha ilk maçtan tam olarak belli olmayacağını delalet. Yani dün baktığımızda 3 maçlık bir seri oynadık ve evet, ilk maçı kazanan Bahçeşehir bir anda konuyu maç puanına getirmeyi başarmıştı. Burada ama 3 şansı olacak takımların. Dolayısıyla ilk karşılaşmada yaptıkları hataları eğer ki yaparlarsa 2. 3. 4. belki 5. karşılaşmaya doğru düzeltme şansları da olacak. Yine ama 5 maçlık seriler kısa seriler değil. Özellikle 5. maça giden serilerde yaklaşık 5 saatlik bir çok yüksek odaklanma ve çok yüksek bir kafa enerjisi harcama durumu olduğunu belirtelim. Dolayısıyla hani o 5 maçın 5.sini de çıkarabilmek, yani biz bir maçı oynarken tekli dereceli de neler gidiyor bizden, bu oyunculara da kolaylar gelsin demek istiyorum. Kesinlikle öyle Reganur. Peki ya ben sana şunu da soracağım, yani bu VFŞ'le de dahil olmak üzere oyuncular bu psikolojik baskıyla nasıl başa çıkabiliyorlar? Yani gerçekten çok zor bir durum çünkü. Yani bir maç, bir seri kaybettiğiniz zaman hani bunun telafisi bir sonraki haftaya kadar. Hani bununla nasıl başa çıkabiliyorlar ya da nasıl oluyor bu işler? Yani benim görebildiğim kadarıyla profesyonel oyuncuların özelliklerini mesela bir futbol menajer tarzı sıralasak nedir? Hı. Mekaniği vardır, karar verme vardır, liderlik vardır, şampiyon bilgisi falan filan vardır ama bunların yanında bir de çok önemli bir husus mental özelliğidir oyuncunun. Mental özelliği dediğimizde neyi kastediyoruz? Oyuncu mağlubiyetlerden sonra ne kadar kendini geri getirebiliyor oyunun içerisine? Galibiyetlerden sonra ne kadar rehavetten uzakta durabiliyor? İşler oyun içinde kötüye gitmeye başladığında çok mu sinirleniyor? Çok mu pasif kalıyor? Çok mu konuşuyor? Hiç mi konuşmuyor? Bunların hepsi oyuncunun mentalinden etkilenen durumlar. Dolayısıyla işte bir Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'ne gittiği zaman orada Türkiye'nin en iyi oyuncularının oynadığı bir lig olduğu için mental seviyesi çok yüksek oyuncular ancak hayatta kalabiliyor. Hatta kimi zaman e-spor kariyeri bu mental özellikleri yeterince yüksek olmadığı için biten oyuncular da gördük, tanıdık. Dolayısıyla hani müthiş bir oyuncusunuzdur. Mekaniğiniz süperdir. Benim ilk aklıma gelen burada Magic Felix. Bu mevsimde Fnatic'le beraber de maçlara çıktı aslında ama Magic Felix Türkiye'ye geldiğinde ona dair öğrendiğimiz şey
oyunu müthiş bildiği, her şampiyonu oynayabildiği ama çok sakin, sessiz, çoğu zaman pasif bir karakter olduğuydu. Dolayısıyla evet. Böyle bir karakter olduğunuzda da takıma olan katkınız sadece League of Legends anlamında kalıyor. Mental katkınız olmuyor. O yüzden kariyeri de çok uzun sürmemişti. 5 maçta daha şanslı. Ve artık karşılaşmamıza geçiyoruz. University Esports Turkey'de sevgili izleyiciler. Maltepe Üniversitesi karşısında Bahçeşehir Üniversitesi finaldeyiz. Büyük finalde serinin ilk karşılaşmasında. Bakalım neler olacak derken de hemen alt koridora gelen Totem'den sonra geriye doğru çekiliyor. Kimse ettiği tutuyor karışmıyor. Dün bunu konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Evet, evet hatırlıyorum Reganur. Buraya 5 kişiyle gelmek zaten artık standart bir duruma dönüştü. 5 kişiyle buraya gelindiğini gördüğünüzde yapmanız gereken tek şey var. Rakip ormana girmek ama mümkünse mavi tarafa girip çok derine bir totem bırakmak. Burada yalnız Bahçeşehir Üniversitesi daha farklı bir şey yapıyor. Ve orta koridora bir işgal yapmaya çalışacaklar. Düzeltiyorum, kırmızı güçlendirmeye doğru. Şimdi Humanitas da geldi oraya. Birinci seviyeleri çok 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 güçlü değil. Açık konuşalım. Bir yandan Anivia'nın birinci seviyede tabii pasif gibi çok ciddi bir avantajı var. Ve onlar da bunun farkında belli ki, uzaklaşıyorlar. Yalnız Soren'den orta koridorda Nimia'ya çok büyük kıyak geldi. Yani bilmiyorum geri dönecek fırsatı olacak mı Anivia'nın? Yok, dönemeyecek. Yani en azından bir otomatik saldırı yemiş gibi başlayacak koridora Anivia. Bence yani gayet iyi bir başlangıç yaptı. Şu anda CEO'nun takım arkadaşına yardım ederek Grace'e mavi güçlendirmeyi alacaktır. Diğer yandan Evdeli'yi alacak. Ve Orion evet bir tık böyle çok küçük bir tık. Biraz daha üstün başlıyor dediğin gibi. Ama işte koridor safhasını Jinx ve Leona'ya karşı nasıl olacak şu anda Tahm Kench ve Senna? Benim en çok merak ettiğim soru işaretlerden bir tanesi o. Ve diğer soru işaretim de Sion ve Atros koridoru. Yani bu matchup nasıl gerçekleşecek? Tam bunu derken de tabii Senna vurmaya devam ediyor. Şu anda ciddi ciddi üzerine giderken de senin de maç başlamadan önce bahsettiğin bu Anivia'nın yetenek hızı biraz yavaş olduğu için Orion'la onu dodge'lamakta çok daha rahat ediyor. Her ne kadar birinci seviye bile olsa. Hatta şu anda ikinci seviye çıkmasında. Kendini hızlandırmak çok önemli dediğimiz gibi. Yalnız bu arada Moshi ve Imanitas ikilisi belki de siz Senna Tahm Kench hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz diyor bizlere. Dünden beri ikinci maçlarını anlatıyoruz. Jinx vardı karşılarında her iki pozisyonda da ve yanında Leona vardı. Her iki koridor aşamasını da rakiplerinin çok çok önünde geçirmeyi başardılar. Evet, Senna çok çok uzaklardan dürtüyor ama burada tabii oyunculara da bir pay vermemiz lazım. Moshi ile Imanitas, ardı ardı anlattığımız dün ikinci maç ve bugün ilk maçta da Senna Tahm Kench'in bütün gerekliliklerini yerine getiriyor. Tabii ikinci seviyeyle beraber Gograsha'nın birazcık daha rakibin üzerine gidebilecek duruma geleceğini belirtelim. Hatta yani burada Moshi kuleye doğru birazcık daha fazla yaklaşırsa ufuk kılıcını kullanmakta tereddüt etmeyecektir Leona. Moshi de bunun farkında. Yalnız ormanda karşılaşacak Efe'yle Soren. Soren kırmızıyı çaldı. Kapıp kaçabilecek mi acaba? Seviye avantajı yok ama mızrağı tutturdu. Soren'in üzerine doğru atılacak mı acaba? Duvarın arkasına atılmayı başardı Efe'den. Güzel bir sis perdesi. Soren yakalayabilecek mi? Karşılıklı sıçralar. Soren yakaladı. İlk kanı Nidalee aldı. Rakibinin kırmızısını çalmakla kalmadı. Bir de canını aldı. Skoru aldı. Yani şu anda da Jinx Tahm Kench'e karşı ve Senna'ya karşı inanılmaz zor bir durumda oynuyor. Bu kadarını beklemiyordum ben en azından. Ya, minyon almakta da hiç çok zorlandığını görüyoruz şu noktada. Ve bu kadar rahatla dürterken tabii Senna'nın ruh sayısının çok erken dakikalarda ciddi seviyelere ulaşmasını bekleriz. Kule altı mı atacaksınız gerçekten buraya? Nidalee gelirse çok da rahat atarlar. Önce Jinx'i aldılar, sonra Leona'yı aldılar. Karşında Tahm Kench'i verdiler ama bu gayet de alacağım bir takas. Tahm Kench'i vermekte hiçbir sorun yok. Hele hele Leona'ya vermekte hiç sorun yok. Yani bu kadar skor aldıktan sonra bir de üzerine yani Nidalee 2-0-0 oynuyor. Ve bunun dışına baktığımız zaman açıkçası yani çok rahatlar. Yani bütün oyun başından beri Bahçeşehir Üniversitesi o kadar rahat oynuyor ki. Şu anda. Tabii bir taraftan Atrox da girmeye çalıştı. Atrox girmeye çalışırken sinema öğrencisi de hemen... geriye doğru çekiliyor. Bu arada sinema öğrencisi nedir ya? Nick gerçekten mükemmel bu arada Reganur. Ben bu arada karşılaşmada vakit anlamında birazcık gerideymişim. Evet, evet. Şu anda 4 dakika 35 saniyedeyiz. Evet ne ben de ben orada. Ha süper. Evet tamam. Evet şu kusura bakmasın lütfen izleyicilerimiz. Heyecanla heyecanla anlattım ama ekranda apayrı bir şeyler varmış. Özür diliyorum. Evet bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Evden yapıyoruz yayınları zaten. Sorun olacağını düşünmüyorum. O yüzden baktığımız anda da şu anda Jinx'e bir dil yarası gelmişti. Ya açıkçası yani Senna ve Tahm Kench yani Moshi ve Imanitas o kadar rahat oynuyor ki koridor aşamasını.
Hani bu Çanakkale 18 Mart'ta da görmüştük. Ama işte bu Jinx'in hani Leona ile beraber dürtmesi ya da üzerine oynaması etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yani Ama Moshi ile Immanitas hem çok iyi bir koridor aşaması geçiriyor hem ormancılarından çok ciddi destek aldılar. Yani Soren'in aldığı Graves koru işleri bitirecekti neredeyse. Burada mesela KVLT bir patlangaç bırakmayı dahi düşünmedi. Rakibi hiç zorlamadıkları için sıçır atmak zorunda kaldılar ama Soren de kampı alt koridora kurmuş belli ki bu karşılaşma üzerinde. Ve 1500 altın öne geçmeyi başardı Bahçeşehir. yani dakika daha 5.5. Dakika 5.5, oyuna daha yeni başladık. Yani Bence evet, minyonlar zaten ikinci dakikada geliyor. ya hadi onu da sayalım bir. Gerçekten çok garip bir sekans izlediğimizi söyleyebilirim ben. Yani şu anda baktığımız zaman Aatrox'un canı bayağı azalmış derken Jinx'ten bir cız gelecek. Üzerine Leona girdi, yakaladı ama hemen Tahm Kench geriye doğru çekildi. Şu anda patlangaç geldi. Jinx'ten seninle vurmaya devam ediyor. Son bir dil yarası daha gelse şu anda. Tahm Kench'ten stun atlama. Sersemlettikten sonra o mızrağı ben hissettim buradan. Ve bunun üstüne bir de Senna tekrardan yakaladı. Yeni düştükten sonra Mindeli'den bir mızrak daha gelir mi? Son bir dil geldi. Tam gençten ama Grace de bu tarafa doğru gelecek. Nidalee görmeden fırlatacak o mızrağı. Jinx'in o tarafa doğru döndüğünü düşündü ama Grace. Yoklaması lazım Graves'in. Çok zor. Regarnur çok zor. Ya en azından Jinx'i kurtardı. FF niye rakibinin üzerine gidiyor? Sion da Arkaya geldi bir ışınlan tarafa. gelmiş. Arkaya bir ışınlan daha gelmiş. Orianna da gelmiş buraya. Bahçeşehir Üniversitesi yine. Oo. Orianna arkada Anivia'yı düşürürken. Oluyor. Diğer tarafta kimseyi kaybetmiyor. Bahçeşehir Üniversitesi burayı ne kadar güzel oynadı. Yine bir LPL savaşı gördük ama burada FF rakibinin üzerine gitmekte o kadar acele etti ki bedavadan bir skor oldu. Yani şöyle söylemem gerekiyor. Dakika daha 7. Yani 7. dakikaya geliyoruz ve durum 7-1. Altın farkına bakar mısın Regarnur? Ya ben bakarım da Maltepe Üniversitesi taraftarları bakmasın akıl sağlıkları için. Evet Jinx oyun sonunda çok ciddi bir kuvvete erişecek. Yine Anivia oyun sonunda yetenek gücü eşya dizilimine mi gider bakacağız ama yine güçlü bir şampiyon olacak ama oyun sonunu beklemeye niyeti var gibi gözükmüyor Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Yani bunun üstüne bir de şu anda o kadar kaos bir oyun vardı ki yani Sion'u orada zaten ışınlarını kullandı. Anivia geldi. Yani bir de üzerine hani ultiler kullanıldı. Büyük bir sıkıntı vardı takım savaşı içerisinde. Ondan sonra Anivia skoru geldi. Zaten onun öncesinde Leona skoru gelmişti. Jinx de büyük bir sıkıntı içerisine girdi. Yani tam bir takım savaşı olmadı ama çok fazla şey kaybettiğini söyleyebiliriz Maltepe Üniversitesi'nin. Yani neredeyse herkesin dahil olduğu bir aksiyondu bu. Ama sonuçta herkesin dahil olması Maltepe Üniversitesi'nin şansını arttırmadı. Şimdi sinema öğrencisinin ultisi olmadığını hatırlatalım. Yalnız Graves geldi buraya. Sis perdesiyle Aatrox'u hem kör etkilemeye başlatmayı başardı. Alicia'nın buradan çıkışı olacak mı acaba? Sinema öğrencisinin ultisi belli bir süre sonra gelecek ama bu takım savaşı içinde Çıkacak. gelmeyecek ve Alicia güzel bir sıçrayla oradan çıkmayı başardı. Tam zamanda yani Q'sunu tam vuracakken vurmayı başardı ve tabii Moshi de sürekli minyonlar üzerinden Jinx'i dürtmeye devam ediyor. Ya ben burada Jinx Leona koridorunun birazcık daha fırsatları değerlendirmesini beklerdim. Yani rakibin bu kadar agresif olduğu, üzerinize deli gibi koştuğu bir senaryoda bir ufuk kılıcının üzerinde rakibe birazcık baskı kurmazsanız o zaman Senna bunları yapıyor size. Yani Jinx diye de az önce evet ne oldu? Hemen iyileştirdi üzerindeki hasarı. Çok rahat şekilde yüksek mesafelerden de dürtmeye devam ediyor. Eğer ki ikinci maçta benzer koridor tercihleri gelecekse ama Soren yani ikinci maçı çok hızlı getirmeye mi çalışıyorsun nedir? Yine alt koridorda. Şimdi Ya patlangaç da geldi. boşa gitti. Patlangaca da düşmeyecekler. Immanitas şimdi tanklamaya başlarken Soren'i güzel yakaladı burada ufuk kılıcı iyi geldi ve Soren'den şey almayı başardılar. 6. seviye değil henüz Jinx. Senna ile Tahm Kench'i görünce o 6. seviyeler bir ulti atarlar diye düşündüm ama 2 seviyelikte bir fark oluşmuş. FF'in burada Graves. başı dertte. Yalnız Moshi birazcık agresif oynamaya çalıştı. O agresifliğinin bedelini sıçrayı kullanarak ödedi. Buraya da geldi. Attacking Kong arka tarafta Orianna'nın gelişini yavaşlatan bir hamlede bulundu. Ve bütün bunlar olduktan sonra FF'in canı çok çok az olduğu için tabii tamamen ilk kuleyi Bahçeşehir Üniversitesi'ne bırakacak mı acaba Maltepe? Burada Jinx'in 6. seviyesi çok önemli olabilir. Yani Jinx 6 olursa büyük bir sıkıntı çıkartır Attacking Kong'la beraber. Ama yani şu anda Anivia bence hala beklemesi gerekiyor. Yani Jinx'in ve Anivia'nın güçlenmesi gerekiyor ama bunu bildiği için de Nidalee Soren sürekli alt koridora baskı yapıyor. Yani sürekli artık kule altı. Yani burada Grace'in zaten alt koridordan çıkmaması gerekiyor Nidalee'ye karşı ama Nidalee ormanı o kadar hızlı alıyor ki. Yani bu aldığı skorlarla beraber çünkü 5-0-1 oynuyor. Yani şu anda akıl alır gibi bir o oyun değil bu. Ve bu arada ilk eşyasına bir bakmanı rica edeceğim. Neja'yı Bu almış. nedir? Bu nedir Adam ya? Neja'yı almış.
Mejai nedir ve 7 ülkü var. Hadi. İlk eşya. Ya demek ki korkmuyor. Demek ki ben finale geldim ama yani senin dediğin o rehavet olayına bence yavaştan kapılıyor mu ya da kapılsa da umurunda mı? Vallahi onu bence aldığımız sonuçlara göre değerlendirmek daha doğru olur. Yani ben çok erken Mejai'yi aldıktan sonra başarılı olamazsa eleştiririm oyuncuyu. Başarılı olursa da eline sağlık derim. Öyle de evet. taraflı yorumlarım vardır. Ama burada yani gerçekten bu arada o kadar gerçeküstü bir üstünlük yakaladı ki bunu eleştirmek çok doğru değil bence. Kesinlikle. Ya zaten alt koridor kulesi de neredeyse gidecek. İlk kule kanı da burada gidebilir. Şu an baktığımızda zaten Jinx minyon biçememiş. 37 minyon biçmiş ve şu anda geri dönmek zorunda. Yani Jinx koridor safhası tamamıyla şu anda bitti. Anivia'ya bakıyorum. Takımı kurtarabilecek şu anda tek carry Anivia ile Graves olabilir. Ama onun dışında Jinx'in güçlenmesi için çok fazla zamana ihtiyacı var. Çok fazla minyona ihtiyacı var. Ve oyunun sonuna kadar gerçekten 3 eşya tamamlamadığı sürece hiçbir şey yapamaz. Ve karşıda 5-0 oynayan bir lideri var derken şu anda yakalayabilecekler mi? Bir taraftan Anivia'yı vurmaya devam ediyorlardı ki Senna ultisi gelmişti. Graves içeri girdi. Ve Graves son bir vuruşu ultiyle yapacak. Anivia'nın da pasifi devreye girecek ve burada skoru aldılar. Anivia pasifi gitti ama olsun Orianna skoru geldi. Yani bu aslında interaksiyondan bahsetmiştik bu iki şampiyon arasında. Skoru da almayı başardılar. Yani kendileri adına ikinci skor ve şu noktada altın her zerresi Maltepe Üniversitesi adına çok çok önemli olacaktır. Orta koridorda tabii Nimya'nın attığı sıçrada onu kurtarmadı. Attacking Kong'un da en güzel yanlarından bir tanesi oynadığı şampiyonun pasif ile beraber hayata geri dönebilmesi ama maçın hikayesi şu anda orta koridorda yazılmıyor, açık konuşuyorum. Senin de az önce değindiğin üzere Jinx'in minyon sayısı gerçekten felaket durumda şu anda. 46 minyon alabilmiş. Bu minyon dalgasıyla 50 barajını geçecek. Ama karşı taraftaki Tahm Kench 84'e ulaşmış bile. Ben oyunun başında başlamadan önce şunu söylüyordum. Leona ve Sion hani kastığı zaman ya da böyle koridorda eğer eşit bir şekilde durabilirlerse çok daha etkili bir tank olacaktır diyordum. Hani Aatrox ve Tahm Kench'e göre. Ama tamamıyla şu anda beni yanılttı durum. Yani Tahm Kench 0-1-4 oynuyor. Aatrox 0-0-2 oynuyor. Ve hadi onu geçelim. Çok rahatlar. Yani Bahçı Üniversitesi 7-2 oynayarak çok rahat ve şu anda koridor değişikliği yaptılar. Aatrox'u aşağı gönderip Tahm Kench de seni yukarı gönderdi ve yukarıdan da bir kule alacaklar ama karşılığında Okyanus Ejderini veriyorlar. Bu Maltepe Üniversitesi'nin mutsuz olacağı bir takas değil bence. Ki öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi'nde dün çok benzer senaryolarda aynı takası istediğini gördük. Onlar kuleleri almayı, erken oyundaki altın üstünlüklerini daha ön plana çıkarmayı birazcık daha önemli görüyorlar. Katılırım da yani kule barikatları düşmeden alt koridordan full kule, üst koridordan full kule bir anda altın farkını uzaya çıkartacak bir hamleler serisi oldu bu. Alameti de açtılar zaten üst koridora ve şu anda Orianna ultisini kullandı. Orada vurmaya devam edecekten. Pasifi yok bu sefer, biliyor ve bunu çok rahat bir şekilde bir skor. Bir de üzerine üst koridordan iç kule de gelecek. İnanılır gibi değil. Dakika daha 13. Daha karpuz kesecektik. Bu ne? Daha keseriz karpuz. Merak etme. 5 maçlık bir seri olduğu için karpuza da vaktimiz kalır ama Bahçeşehir Üniversitesi bilmiyorum bu seriden sonra birine söz mü vermiş? Erken bir planı mı var acaba? Bu kadar hızlı, bu kadar tempolu gitmek ve bunu yaparken de bu kadar iyi görünmek gerçekten takdire şayan. Çok garip. Yani ben en azından Maltepe Üniversitesi'nin şu anda evet Jinx dönmesi zor. Yani Jinx'in bu minyonlarla bu skorla gerçekten dönmesi zor. Ama Anivia'nın her ne kadar şu anda skor vermiş olsa da 0-2 oynası da Orianna karşısında hani eşit bir minyonda olduğunu görebiliyoruz. Ve hani koridor ittirmeye devam edilmiş bir durumda Anivia tarafından. Hani ben en azından Ormancı ve Anivia'nın, Grayson ve Anivia'nın karşı tarafa karşı durabileceğini düşünüyorum ama diğer tarafta gerçekten çok zor yani Sion'un ve Jinx'in işi. Ya sevgili Minunas, şimdi baktığımızda aslında üst, orta koridor ve Ormancı tarafında minyon sayısında bir geride kalma söz konusu değil. Ama bu farkın büyük çoğunluğu alt koridorda yaşananlardan ötürü oluştu. Yani evet. Nidalee gitti, oradan skorları toplamayı başardı. Alt koridor her gittiği kuleyi daha kule barikatları düşmeden 14 dakika öncesi indirmeyi başardı. Dolayısıyla hani Maltepe Üniversitesi adına serinin geneli için enseyi karartmaya henüz gerek yok. Alt koridor evet, evet, daha güvenli. Hatta bu ikiliyi bile alabilirler. Yani bu ikili daha güvenli bir ikili. Bu ikiliyi alıp daha pasif bir oyun oynamaları da mümkün olabilir. Şimdi Tahm Kench götürüyor diğer tarafa doğru. Jinx'i yakalamışlar. Jinx'i düşürebilecekler mi? Tutuştur, yeterli olmayacak. Soren bu arada Leona'yı yakaladı. Birazcık tank yalnız Leona. Soren'in üzerinde 500 altını gönderiyorlar. Kime gidecek? Jinx'e mi gitti? Hayır. Leona'ya gitti. Yani çok az kalmıştı işlerin çok ciddi şekilde dönmesi adına ama burada skorları çıkartmaya devam edecekler mi? Çift ışınlar var. Karşılıklı yeni ışınlananlar. Sion duvara vurdu treni. Aatrox ama benzer bir hamle yapmıyor. Aatrox diğer tarafta. Anivia skorunu alırken Sion'un buradan kaçmasını ancak sıçrayla mümkün olacak. Bekle, devam ediyorlar.
yani kovalamaya devam ederler mi acaba? Aatrox gidecek. Aatrox ediyor. Bilir mi Jinx'i? Cehennem prangası isabet etmeyecek. Güzel patlangaç. Son anda. Son anda çıktı oradan. Ya yani ödül bu arada Jinx'e gitse toplamda 800 altından bahsediyoruz. Skor altınıyla da beraber. Belki bir geri dönüş ihtimali olabilirdi ama şanssızlık açık konuşmak gerekirse Leona da kaldı tutuş turu. Çok farklı bir oyun. Yani dakika 15 yarı finalde gördüğümüz oyundan çok daha farklı ve dominant bir oyun sergiliyor Bahçeşehir Üniversitesi Maltepe Üniversitesi'ne karşısında. Tabii sevgili izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Bu karşılaşma şu anda best of 5 yani 5 maçlık seri üzerine ilerliyor. Onu belirtelim. O yüzden daha bu serinin ilk karşılaşması, ilk maçı. Ya bundan sonra ne olur ne biter ama hani ben en azından bir Senna yasaklaması bekliyorum yani bundan sonra. Ya sadece Senna yasaklamak da Bahçeşehir Üniversitesi'ni ne denli durdurur? O konuda da soru işaretlerim var. Çünkü baktığımızda dün bir Jinx oyunu izledik Moshi'nin yanlış hatırlamıyorsam. Ki zaten buraya gelene kadar da bol bol fırsat buldukça Jinx oynadığını da gördük. Dolayısıyla hani Senna'yı yasaklamak bir anda Jinx'i yasaklamak zorunda da bırakabilir. Baktığımızda burada dünden beri bir önem verdikleri rally ortada görmeme isteği var. Dolayısıyla hani bu yasaklamalar varken de Senna'ya sıra gelir mi göreceğiz. Rally zaten kesinlikle yasaklılar. Bir kere zaten Maltepe Üniversitesi'ne karşı Rally ve Kindred'ı Maltepe Üniversitesi çok fazla oynadığı için ilk yasaklamalardan zaten onlar yasaklanmıştı. Ama bunun dışında ben bakıyorum ki ya counter pick seçseler bile alt koridorda rahat etmeleri için bence oraya gidebilecek sürekli bir ormancıya ihtiyaçları var. Yani Grace bence oyunun erken safhasında Nidalee'ye karşılık veremedi. Yani nereden nasıl bir şekilde rotasyon yaptığını fark edemedi derken Aatrox şu anda Grace'i yakaladı. Tam bunu dedim ki yani Leona, Anivia kim ne varsa bütün sersemetmeleri attı ama burada tam bile boşa giden bir Leona ultisi oldu. Ve Aatrox üzerine gitmeye devam edecek gibi görünüyor derken geri dönmesini de engelledi ve orada bir süre kazandırdı takım arkadaşlarına. Hatta Grace büyük bir sıkıntı olabilir derken ulti geldi ve minyon dalgasını biçecek Grace. Ve ondan ya sonra o ultiye gerek var mıydı çok emin değilim. Yani parça tesirini kullanmayı gerektirecek kadar bir durum yoktu. Yani Anivia'nın ulti zaten 2 saniye daha kalsa orada o minyonları temizleyecekti ama emin olmak istediler. Yalnız Bahçeşehir Üniversitesi'nin haritadaki aldığı konum da karşılaşmada şu anda görüş. Nedenli üstün olduklarını gösterir nitelikte. Ya Aatrox'un gezdiği yerlere bakar mısın? Rakip üstün kıyılarını geziyor. Ve şöyle bir şey var. Karşı yani kendi ormanları dışında şu anda hiçbir yere göremiyor Maltepe Üniversitesi. Ve ama Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımız zaman şu anda karşı hani nehir dahil karşı ormanı komple görüyorlar. Bu bence önemli olaylardan bir tanesi ve zaten alameti de şu anda Nidalee almayı başarıyor. Yani bunun üstüne daha ne denebilir bilmiyorum. Ve derken KVDT'sinin başı dertte. Patlangaçta yani gelmedi. Gelmeyince de şu anda rahat bir şekilde Jinx skorunu birebir de almayı başardı Aatrox, Ailesia ve mid'deki dış kuleyde alacaklar vadenin alametiyle beraber. Bu ikinci alametle beraber bayağı bir oyunu değiştirmişlerdi ki Grace son anda kaçmayı başaracak oradan. Büyük bir risk Grace ama kaçmayı başaracak mı? O konuda çok emin olmamak evet. Lazım. İşte Aatrox keşke bir gördüm. Parça tesirim olsaydı da şu Senna'ya atsaydım diyorsun değil mi? Ama o parça tesirin yok çünkü az önce minyon dalgasına yolladın onu. İşte oyunun geç safhasını düşünmek gerekiyor. Yani geç safhası da değil. Yani mikro anlamda verdiğin her kararı kullanmakta olduğum bir bekleme süresi. Atıyorum 5 saniyelik bir yeteneğini de kullanabilirsin. 5 saniye içinde yeniden ihtiyacım olur mu diye düşünmen gerekiyor. 5 dakikalık sıça da kullanabilirsin. İhtiyacım olacak mı diye düşünmen gerekiyor ama sonuçta mikro makro hep ilerisini düşünerek evet. Oynamak lazım. Ha burada FF bir tane skor alsaydı o işler değişirdi maça dönerlerdi falan gibi bir durumumuz tabii ki söz konusu değil ama yine de güzel bir gösterge oldu. Peki Regarno ne yapması gerekiyor yani Maltepe Üniversitesi tamam best of 5'lık bir seri 5 maçlık üzerinden oynanıyor ama burada ilk seride böyle hani direktman bırakıp ikinci seriye mi geçmesi gerekir yoksa hani bunu çevirebilir mi ya da çevirebilirse nasıl çevirebilir? Ya sen de ama bak iki akşamdır bana bunu yapıyorsun maç olmuş 10.000 altın Maltepe Üniversitesi'nin ne yapması lazım diyorsun bana bilmiyorum yani Maltepe Üniversitesi bu tip durumlarda yapılabilecek şeyler rakibi yakalamaya çalışmaktır sayı dezavantajı varken. Rakiplerinin hiç rahatlıkla yakalayabilecek bir kompozisyonları da yok açıkçası. Yani Leona bir kitle kontrol zinciri kuracak da üzerine Sion da kitle kontrolü ekleyecek. Üzerine Anivia ekleyecek falan filan. Bunlar olana kadar zaten çoktan kaçmış olur rakipleri. Onlar bir çıkış aramaya çalışacaklar. Ama ben herhangi bir şart altında herhangi bir oyunun bırakılması gerektiğini de düşünenlerden değilim.
şunu savunanlar var, saygı duyuyorum tabii kendilerine. Hani artık bu maçın özelinde daha fazla enerji harcamamıza gerek yok, daha fazla moralimizin bozulmasına gerek yok. Evet. Çünkü KVLT bir kez daha yakalanacak. Yine patlangaçların etrafına rahatlıkla döndü. Az önce olmayan sıçrası şimdi vardı ama Elysia'da da var. Her şeyi attı. Cehennem prangasından da çıkarsa KVLT buradan kurtulabilir mi? Nereye kurtuluyor? Kurtulamadı. Yani bu sahnelerin çokça yaşanması yok, takımların moralini bozabilir diyenler oluyor. Elysia'nın başı dertte olacak. Ama burada da Baron'u kaybedecekler arkasında. Yani hem Alev Ejderi alınmış hem yani iki tane Vadin Alameti almışlardı. Şu anda Dağ Ejderi ve Alev Ejderi de var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Baktığımız zaman bir de üzerine Baron gelecek, sadece bir tane oyuncu kaybetmişlerdi derken burada bir takım savaşı izleyebiliriz. Leona'yı yakalayacaklar. Yerine sabitmeye başardılar. Diğer tarafta vuracaklar üzerine. Leona'dan ulti geldi ama kimseyi tutmayacak. Leona içeri girmeye çalışırken Orianna Anivia ultisine kalktı ki son anda Anivia'dan Grace'le beraber bir ulti geldi. Orada oyunu yapmaya başardılar ve Orianna skoru geldi. Baron'u resetlediler ve rahat bir şekilde orada Baron'un alınmasına izin vermediler. Bundan sonra da takım savaşı bitmiş oldu. Yani bu noktada Maltepe Üniversitesi gayet memnundur hayatından. Hem Baron'u engellemeyi başardılar hem de rakipten ekstra skorlar çıkartmayı başardılar. Ve yani maçın 13. dakikada çok ciddi bitme noktasına geldiği düşünülürse en azından burada iyi kulelerini almış oldular. Işın'dan bu hamleyle geliyor. Beraber inhibitör kaybetmediler. Evet, ışından geldi bu arada, kapatacak Alice rakibinin önünü ama burada daha rahat kapatabilecek taraf sanki Maltepe gibi gözüküyor. Ve yani attığı bu ışından dolayı pişman mı olması gerekiyor? Çünkü Jinx de geldi 3'e 1 pozisyonda. Saçar Tom'la beraber çıkacak mı yoksa Tam Cash'le beraber girecek mi? Zorluyorlar sanki şu anda. Gerçekten zorluyorlar gibi görünüyor. Yani 21,5 dakika geçti. Maçın tamamı Bahçeşehir Üniversitesi'nin kontrolünde geçti. O açıdan Maltepe Üniversitesi buralarda mesela az önce bu Aatrox ışınlarını bir şey kaybetmemiş olmaları. Ufak tefek zaferler ama önemli zaferler ve onu da söylüyordum. Yani henüz inhibitor kulesi kaybetmediler ve bu kompozisyona karşı inhibitor kulesi almak hiç kolay olmayacak. Çünkü Anivia gibi bir minyon temizleme makinesi var. Ve girmek de çok zor. Yani herhangi bir inhibitor kulesini ittirmek de çok zor olacaktır bu süreçte. Tabii onlar da bunu bildiği için Aatrox'u şu anda ayrık ittirmeye yolladılar. Baron tarafında böyle bir görüşü sağlayıp Baron'u almayı düşüneceklerdir diye düşünüyorum ama bir taraftan da Aatrox'un ışınlarının olmadığını belirtelim. Yani bu riskli bir oyun. Onlar da zaten Baron'a böyle bir yemleme yapıyor diye düşünüyorum ben. Bekleyecekler birini alıp. Bu noktada girmek akıllıca olmayacaktır. Oo yani. Bu hasar nedir? Bu hasar nedir? Grace düşmek üzere neredeyse. Senin ultisi vardı bu arada. Bekliyor. Peki aniden ortaya bir ulti sallaması yok mu? Var mı? Yokmuş. Yokmuş. Ama yani ormancıyı ölmüşten beter etmek Baron'a gitmek için gayet rahat bir fırsat yaratıyor takımlara. Ve hemen zaten Grace de bunu bildiği için hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorlar. Aatrox'un da ışınları yok. O tarafa doğru orman üzerinden orta koridora gelip oradan üst koridora doğru Baron'a doğru gelmeye çalışacaktır. Yani Baron'un canı neredeyse Bir şey yok. Ya burada bu arada eğer ki Jinx Rocket'i rakip şampiyonlardan birine isabet etseydi 1500 altın civarından Baron tekleyebiliyor. Manyak güçlü ölüm roketinin can hasarı da olduğu için Baron'a da uygulanıyor bu hasar ve 1500'den Baron'u çalmayı başaracaktı KVLT. Ama tabii mümkün olmadı bu. Ha sonrasında aldıkları iki skor Baron karşısında iyi bir takas mıdır? Maçta 10.000 altın gerideyseniz fena takas değildir bence bu arada. Yani iki takasla beraber şu anda Ejder yakın zamanda çıkmaya yakın olduğu için onlar da hemen pozisyon almaya çalışıyor. Acaba görüyorlar mı? Tam Kench yakalanabilir burada derken Leona içeri doğru girdi. Soren'i sersemetmeyi başardılar. Soren hemen sıçrasını kullandı. Geriye doğru çekiliyor ve orada sabitlediler. Leona'yı vurmaya devam ediyor. Orianna geldi. Orianna Anivia ultisinin içerisinde kalacak ama Senna Leona'yı düşürmeyi başardı. Aatrox hemen bir yakalamayı başarabilecek mi diyordum ki geri... nedir? O mızrak nedir? O mızrak kafama geldi neredeyse. Altı meşya yükü olunca, pırıltı alınca, gece tırpanında olunca hayatta bir daha kolay oluyor. Yine fena bir ulti gelmedi Jinx'ten ama
3. Alevejde 3. ejderini daha doğrusu almayı başardı burada Bahçeşehir Üniversitesi. Ya Maltepe Üniversitesi'nin bu arada yaptığı hamleler saygı duyulası hamleler. Geride olduklarını kabulleniyorlar ve kendilerine ne fırsat verilirse onu cezalandırmaya çalışıyorlar ki bu kadar gerideyken de yapabileceğiniz en mantıklı şey budur. Ama diğer tarafta da Bahçeşehir Üniversitesi de 10.000 altınlık farkı her takım savaşında bize ve rakibine hissettiriyor bence. Az önceki Baron haricinde ve o Baron'da da canlar azalmıştı, dirençler düşmüştü ve tankları yanlarında değildi. Dileriz tuttu bu arada, sıçratmak zorunda kalabilir Efe. FF geriye çekildi diyecektim. FF ölebilir, FF düşebilir. FF'in canı 3-5 kaç? FF'in canı görünmüyordu bile neredeyse. Sonuçta hayatta kalmayı başardı ve sıçrasına da tutundu. Soğukkanlı bu noktada kalmayı başarıyor FF. Tamam, onu derken de Astrox sürekli aşağı kordurdu. İttirmeye devam ediyor ama bu sefer ışınlanı geldi neredeyse. Yanlış görmezsen evet, şu anda ışınlanı gelmiş oldu Alessia'nın. O da aşağı koridoruna ittirmeye devam edecektir. Orta koridorda veya üst koridor taraflarında bir takım savaşı olursa oraya doğru ışınlanla bir oyun yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta geri kalan Nemeyan'ın ışınlanı da gelmiş oldu. Şu an çoğu sihirdağ büyüsü var. Yani oyuncuların bir tek Soren'le Nemeyan'ın sıçrasının olmadığını görüyorum. Regarnur. Onun dışında Maltepe Üniversitesi sıçraları tamamıyla duruyor. Hatta Jinx'in de şifası mevcut. Ya burada bakılması gereken konulardan bir tanesi Jinx ne kadar yakaladı Sena'yı? Yani hasar çıkartmaya yaklaşabilecek mi Jinx? Şu anda Kraken katilini tamamlamış. Yeterli mi? Değil. Ama ne bulsa kardır esasında. Ve yine önemli bir nokta, az önce değindiğimiz üzere. İnhibitör kulelerini kırmak en zor görevi olacak bu noktada Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Anivia gittiği koridoru dediğimiz gibi anında temizleyebilen bir şampiyona baktığımız zaman burada KVLT de rahat şekilde özellikle büyük roketleriyle minyon temizleyebilir. Yalnız FF burada kalınsa büyük problem. FF hemen çekildi ama yani FF bu kadar önde durmaması gerekiyor artık. Yani çok fazla önde yakalanıyor. Bir kaçtı, iki kaçtı ama üçüncüde büyük sıkıntı. Çünkü ya karşı kendi taraf... ormanına da mı girmesin adam ama sen de yani. Ya ama bunu yapacaksa da Regarnur en azından bir Leona desteği, bir Sion desteği gelmesi gerekiyor. Çünkü artık tahmin etmeli ya da bilmesi gerekiyor karşı ya da kendi ormanlarının hani şu anki durumda çok büyük sıkıntıda olduğunu. Yani onlar işte bir çalı ilerledik, bir çalı daha ilerledik. Bak bir çalı daha ilerledik diyecek konuma geldiler maçın gidişatı sebebiyle. KVLT'ye bir dil yarası gelirse yalnız yakalanma ihtimali vardı ama oradan çıkmayı başarıyor. Tam bunu derken de... Ya burada tabii birazdan çıkacak olan Alev Ruhu önemli olacak. O Alev Ruhu'nda Bahçeşehir Üniversitesi maçı bitirecek güçlendirmeyi alabilir. Çünkü ellerinde çok 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 Alev Ruhu'nu seven şampiyonlar var. Orianna'ları var, Senna'ları var, Nidalee'leri var. Yani çok hızlı şekilde arka arka Alev Ruhu etkisini tetikleyebiliyorlar. Öte yandan Maltepe Üniversitesi'nin buna verebileceği bir cevabı var mı? Ona çok emin değilim. Ama maçın da yani birazdan artık yani 8 saniye sonra 28. dakikaya geleceğiz. Buraya kadar uzamış olması bana şaşırtıcı geldi açık konuşayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde erken kapatabilmesini beklerdim. Ben de öyle düşünüyorum ama şu anda baktığımız zaman orada da bir Anivia faktörü devreye giriyor Regarnur dediğin gibi. Yani Anivia'nın o koridor biçmesiyle beraber çok da fazla Bahçeşehir Üniversitesi yaklaşamadı. Yani biraz daha takım savaşı arıyorlar ya da şu anda birini aradan çıkarmaya uğraşıyorlar ama Grace'i denediler bunu iki defa. Grace iki defa kaçmayı başardı. Bunun devamında tabii gelebilecek Ejderha ve Baron artık etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ya görüş anlamında da hiçbir şey bırakmıyorlar. Sürekli arayıcıyla beraber tarayıcıyla rahat bir şekilde totemleri tarıyorlar ve kesiyorlar. Ya bu kadar altınları varken tabii kontrol totemlerinin yukarıdan yağıyor olmasına şaşırmamak lazım. Şimdi az Karasin laneti aktif. Moş takım arkadaşlarını getirmek istedi oraya. Rakip zamanında kaçtı. Ya bu kadar altın farkı varken yine de KVLT iki tane kontrol totemi almış. Tebrik edelim kendisini. Toplamda 6 kontrol totemi var Maltepe Üniversitesi'nin. Bu rakibe karşı herhangi bir yere kör girmek istemezsiniz. Çünkü sizi genelde mızraklarla, toplarla karşılıyorlar. Efe sıçrayı atmak zorunda kaldı. Yani bu sefer de kaçmayı başardı ama sıçrası yok. O büyük bir sıkıntı olacaktır Efe için. Ve takım savaşı yani ejderha çevresinde gerçekleşecek ama yani bu Nidalee mızrakları can atıcıdır.
Hele takım savaşına girmeden önce Orianna'nın topuyla beraber, Nidhi'nin mızrağıyla beraber büyük bir sıkıntı gerçekleşir. Kavalete derken Orianna'dan ulti geldi ve Anivia hemen Zonya'sını kullanmaya çalışıp geriye doğru çekilecek. Jinx, Grace'le beraber kırmızı güçlendirmeyi aldı ama işe yarayacak mı bu? Yaramayacak. Nemea geldi. Anivia'yı düşürmeyi başardı. FF geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Aatrox ultisini basmış şu anda. Bir anda içeri girmeye çalışıyor diyordum ki Tahm Kench geldi. Orada dili yapıştırdı Grace'e ve kesmeyi başardılar. Burada oyunun biteceğini işaret edebilir ama Jinx dönüp Urza bir şeyler yapabilir mi? Hayır, Tahm Kench ve bir anda Aatrox'la beraber işin değiştiğini gördük. Senna Sion'u düşürmeyi başardı. Ondan sonra Leona da düşürülecek ve Tahm Kench de son Jinx skorunu aldı. Sion'un da pasifi de devreye girmişti ama o da öldürüldü ve artık Bahçe Üniversitesi serinin ilk karşılaşmasını kapatmaya gidiyor 30. dakikada. Yani rakip Tahm Kench nişancınızı önüne katıp dakikalar boyunca kovalayıp sonra bir de skorunu alabiliyorsa bir yerde bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır. Maltepe Üniversitesi adına bunu söylemek mümkün. İlk karşılaşmada da benim beklediğimden birazcık daha uzun sürse de galibiyete ulaşmayı başardılar. Galibiyet geldi Bahçeli Üniversitesi'nden. Tabii sevgili izleyiciler, şunu tekrardan hatırlayalım. Seri 5 maçlık seri üzerinden oynanıyor. Onu belirtelim. Yani serinin sadece şu anda ilk karşılaşmasını kazandı Bahçeli Üniversitesi. Eğer 3-0 kazanmak istiyorsa 2 seri daha alırsa 3-0 yaparak bitirebilir. Ama onun dışında 5. seriye gelirsek ben şaşırmam. Ama şu da var ki biraz daha teknik, daha gerçekten odaklanmış bir oyun görmek istiyorum Maltepe Üniversitesi'nden. Ama Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımız zaman diyecek hiçbir şey yok. Yani dakika daha 12-14'lerde falan durum 7'ye 2 idi ve altın farkı 3000'e çıkmıştı. 3000 gibi bir fark gördüm ben. Çok erken çok ciddi bir üstünlük yakaladılar. Haklısın. Bu arada şunu söyleyelim. Maltepe Üniversitesi tarafında aslında üst koridor, orman ve orta koridorda işler çok kötü gitmiyor. Alt evet. Koridora bir daha rahat edeceği KVLT, Gograshan ikilisinin bir duo bulurlarsa eğer, ki dediğimiz gibi bu duo Senna Tahm Kench duosu olabilir. Alt taraftan kaynak kaybını birazcık daha minimize etmeyi başarırlarsa Maltepe Üniversitesi'nin seriye dönüş şansı olabilir. Ama genel anlamında Bahçeşehir Üniversitesi beni dün etkilemişlerdi. Rakiple ilgili olabilir mi diye düşünmüştüm ama bu karşılaşmada da doğru yerde çok doğru hamleler yapıyorlar. Açıkçası benim adıma serinin favorisi Bahçeşehir Üniversitesi şu anda. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii yani Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımız zaman zaten seriyi öyle bir başlattılar ki yani psikolojik anlamda da çok üste geldi Reganur. Yani ben Maltepe Üniversitesi'nde olsaydım gerçekten aslında bir yandan mental açıdan da güç kalmak zor oluyor. Ben umarım diyorum, hani gerçekten umarım bir anda hızlı bir şekilde geri dönerler ve hani bu oyunun ortalarına doğru bir geri dönme sinyalini verdikleri anı oyun boyunca getirirler ve daha eşit, daha sıkı bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum. Ama şu anda baktığımız zaman gerçekten yani erken oyunun bu kadar bu derece gitmesi, bir tek oyunun sonuna doğru Anivia'nın bence kurtarışı oldu. Anivia'nın o minyon biçmesiyle beraber tamamıyla oyunu biraz daha duraklattı, biraz daha yavaşlattı. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin ittirmesine engel oldu. Ama ondan sonra zaten takım savaşı geldiğinde bir anda Aatrox girdi. Bir anda işi bitiren orada Soren falan oldu. Yani Nidal ile beraber çok etkili oynadılar. Ben öncelikle izleyicilerimizden özür dileyim. Karanlıklarda kalmışım, farkında değildim. Işığı açtım hemen. Yani belli başlı noktalar vardı Maltepe Üniversitesi'nin birazcık daha iyi yapabileceği ve iyi yaptığı yerler de vardı senin söylediğin gibi. Yani Anivia belli bir seviyeye ulaştıktan sonra rahatlıkla minyon biçmeye başladı. Bahçeşehir Üniversitesi bir iki yerde "o ne kadar iyiyiz ya, bu maçı çok rahat kazandık" derken cevabını aldı rakibinden. O noktalarda ışıltılar gösterdiler ama genel anlamda oyun seviyesinin tamamını çok yükseltmesi gerekiyor Maltepe Üniversitesi'nin. Özellikle alt koridorda bunun zorunlu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki benzer tarzda maçları izlemeye devam edersek bu 3 maçta bitecek bir seri olabilir ne yazık ki. Ben de öyle düşünüyorum ve tabii yeni seride nasıl şampiyonlar bekliyorsun? Yani Jinx, Leona tercihi tekrardan gelir mi? Grace, bence yani Grace çok çok mantıklı değildi. Bu arada bilgi de gelmeye devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi mavi tarafı düzeltiyorum. İlk maçta Bahçeşehir seçmişti, bu maçta Maltepe seçmiş oldu. Onlar da evet, kırmızı tarafı tercih etmiş oldu. Bakalım şimdi karşı tercih avantajlarını nasıl kullanacaklar. İkinci maçta tabii seçimi yasaklama ekranında tamamen apayrı şeyler görebiliriz. Özellikle evet, Lulu'ya dair neler olacak onu merak ediyoruz. İmmunitesini ellerinden alacaklar mı? Sene yasaklamaya giderler mi senin söylediğin gibi? Yani Bahçeşehir tarafında bir şeylerin değişmesine gerek yok. Yine Senna Tahm Kench oynamak isteyebilirler. Tabii o ikili seçim bu sefer kırmızı tarafta Maltepe'nin ellerinde olacak. Bu arada seçim yasaklama ekranında bilgisi geldi. Evet. Bir sonraki maça burada birazdan geçeceğiz ama öncesinde bir aramız olur mu diye bakıyorum. Seçim yasaklama başlamış. Ne arası? Evet, seçim yasaklama başladı.
Kindred Victor Real yasaklandı. Ben de tam da ondan bahsedecektim. Regarnor, Lulu Udyr ve Hecarim de Maltepe Üniversitesi tarafından yasaklanmış oldu. Şu anda baktığımız zaman Bahçe Üniversitesi ilk tercihini yapacak ama ilk tercihi Jinx gelebilir. Yani Jinx artık neredeyse direktman gözü kapalı alıyor herkes. Ya çok iyi şampiyon. Ne yapsınlar? Çok güçlü. Bu kadar iyi bir şampiyon varken alırsın tabii. Jinx tercihi geldi. Şimdi burada bakalım. Belki Senna Tamkençe şu anda gidebilirler. Gerçi öyle bir zorunlulukları yok. Ormancı öncelik vermeleri daha mantıklı olur. Bence yani Senna Tamkenç geleceğini düşünmüyorum. Burada bir ormancı tercihi yapabilirler belki de. Yani Udyr, Hecarim ve Kindred de yasaklanmışken gelebilecek bir ormancı tercihi bence çok etkili olur diye düşünüyorum. Yani şu an baktığımda ya da senin dediğin Tamkenç Senna geliyor mu? Tamkenç geldi. Yani şu anda yerler değişiyor gibi hissediyorum ben sadece. Aynen öyle. Yani öbüründe tabii Tamkenç ilk rotasyondan seçilmemişti. İkinci rotasyonda almıştı Bahçeşehir Üniversitesi ama Tamkenç Senna'yı bu sefer biz oynayalım. Tadına bir biz bakalım dediler. Şimdi burada aslında çok güzel de bir şey görme fırsatımız olacak. Acaba gerçekten alt koridorda oyuncu farkı mı bu? Ben çünkü Jinx'in yanına Leona'nın da geleceğini tahmin ediyorum. Aynı evet. Koridor değiştiğinde neler olacak acaba? Oyuncu farkı mı yoksa koridor farkı mı? Onu test etme fırsatımız olacak. Aynen öyle. Bakalım yani taraflar değişmiş oluyor aslında. Demek ki şampiyonla mı alakalı yoksa oyuncularla mı alakalı onu da izleyeceğiz derken Orianna geldi Jinx'in yanına. Gayet iyi bir tercih. Acaba üst koridorda bu kadar açık varken acaba üst koridoru seçerler mi yoksa biraz daha bırakıp hemen işte Leona gibi bir şampiyonu pikleyip tercih edip daha doğrusu. Ya açık o zaman yani tabii üst koridoru alabilirler şu anda. Niye almasınlar? Maltepe Üniversitesi'nin çünkü onları her halükarda karşı tercih yapacağını biliyorlar ama onun yerine çok daha iyi bir hamle var. Esnek Karma. Seçimde bulunmak. Karma üst koridora da gidebilir, Jinx'in yanına da gidebilir. Tercih evet. Üst koridora gitmeli bu arada. Bence böyle. Ve ormana yine Graves alabilir bu nokta. Düzeltiyorum. Bu sefer Graves'i Bahçeşehir Üniversitesi alabilir. Çünkü çift nişancılı kompozisyonlarda Karma'nın etkisi ikiye katlanıyor. Bir aralar çok eski değil de 3 nişancılı kompozisyonlar vardı. O gerçekten tabii. O çok farklıydı. Ya, şu anda da alınabiliyor bu arada. Ormana Graves ya da Kindred aldığında orta koridor alınmış. Yone geldi. Ve Yone'yi kilitleyecek şu anda Maltepe Üniversitesi. Bir şeyleri değiştirmeleri evet, gerekiyordu. Bu da bu o değiştiren faktörü olabilir. Nar yasaklanmış oldu. Yani onlar da üst koridoru kapatmaya çalışıyorlar Maltepe Üniversitesi. Karma'nın büyük ihtimalle desteğe gideceğini düşünüyorlar. Böyle bir süreçte. Ekko'da Bahçe Üniversitesi tarafından yasaklanmış oldu. Bir önceki karşılaşmada yasakladıklarını görmüştük. Hemen bakıyorum. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi yasaklamıştı. Orianna karşısında görmek istemiyorlar. Yani Yone seçildi. Yone çok nadir gördüğüm bir şampiyon. Yani derecelide de aynı şekilde. Ya oynaması da gerçekten çok sıkıntılı bir şampiyon. Ya oynaması zor. Ya oynaması zor ama iyi oynayan da çok büyük dert açıyor rakibinin başına. Ve şu anda hani bilmiyorum daha ne kadar o Wombo Combo kısmına gidebilecek enerjileri kaldı. Çünkü o Wombo Combo'nun en önemli parçalarından biri Orianna rakibin ellerinde olacak. Dolayısıyla hani Yone'nin yanına Yone'nin ulti attığı 2-3 hedefe ek hasar verebilecek kimler olacak onu görmemiz lazım. Senna bu noktada hiç fena değil bu arada. Rotasyonu tamamlayabilir o Yone'nin yakaladığı rakipler üzerinde. Tabii Yone'nin oyunun erken dönemlerinde birazcık rakibin baskısına maruz kalabileceğini biliyoruz. Burada da bakalım nasıl oynayacak Maltepe Üniversitesi tarafı Yone'yi. Yon üst koridor tercihi olarak geldi ve Bahçe Üniversitesi son iki tercihini yapacak. Ondan sonra Maltepe Üniversitesi orta koridor şampiyonunu alacak. Ekko yasaklanmıştı. Evelynn yasaklaması geldi. Onlar da nedense bir Evelynn yasaklaması yapmışlardı. Ya Soren'in Eve'i var demek ki. Bizim bilmediğimiz. Bu arada özür dilerim. Maltepe karşısında yapıldı. Evet, Maltepe karşısında yapıldı. Ya Yone'yi acaba orta koridor mu düşünüyorlardı diye Evelynn'i yasakladılar. Hiç emin değilim şu anda. Ve derken Niko Set geldi. İş bir anda TFT'ye dönüştü bu tercihlerle beraber. Bu ne böyle? Kesinlikle ne kadar. Sonuç tercihte akıllar gitti. Tabii. Bu arada Set oynadığını görmüştük. Elisa'nın evet. Karşısında Sion vardı. Böyle çok dev üstünlükler yakaladığını söyleyemesek de
iyi bir oyun sergilemişti. Burada yine Septesyon eşleşmesine gidecek. Karşı tercihi de bu noktada Orman'a bıraktım Maltepe Üniversitesi. Şimdi buradan Orman'a Niko seti yollayacaklar bu arada ya. Setus koridora gitmiyor muhtemelen. Ha bu arada ufak bir problem yaşanmış. Niko yerine Grace tercih etmiş Bahçeşehir Üniversitesi. Şimdi bu birazcık daha mantıklı bir seçim yasaklamaya dönüştü. Grace Orman'a gidecek. Setus koridorda, orta koridorda Orianna, alt koridorda Jinx Karma. Ama Karma ile seti yine esnetebilirler şu anda. Evet. Ve ben şeyi de düşünmek istiyorum. Yani Maltepe Üniversitesi'ne baktığımız zaman Yonezion, Malphite, Senna geldi ama yani çok aşırı aşırı bir tank oyunu izleyeceğiz gibi hissettiriyor. Yani tank oyunu izleyeceğimiz konusunda %100 katılıyorum sana. Öte yandan bir bombo combo da oluşturdular. Evet. Ormanı burada bu arada o tarafı da hiç konuşmadık. Ormanı Malphite'e mi bırakıyorlar? Maltepe tarafı? Hiç emin değilim. Yani Sion'u orta koridora gönderirlerse hiç şaşırmam şu anda Reganur. Yani her şey olabilir gibi hissediyorum. Ya tabii bu takımın en büyük problemi menzil problemi. Menzilsiz bu şampiyonların 4 tanesi. Senna tek başına yüksek mesafelerden, yüksek menzillerden hasar vermeyi başarabilir mi sorusunun cevabını göreceğiz ama bu kadar menzil yokken bombo komboya tamamen dayalı bir beşli kurdular burada. Bu bombo komboyu bulabilirler mi? Asıl soru o. Rakibin bunun etrafında oynayabilmesi lazım. Dün Bahçeşehir Üniversitesi'nin yine oynadığı seride bazen özellikle Moshi Jinx oynarken rakip Orianna'nın topu bıraktığı yere dikkat etmekte birazcık güçlük çekmişti. Bu noktada da hani kendini bir bombo combo menzilinde bırakır mı ki Jinx'le bir kere yakalandığınız anda o asla kurtulamadığınız bir noktaya dönüşüyor. Dolayısıyla hani Jinx ne kadar iyi oynayacak bu bombo combo'nun etrafında onu göreceğiz. Çünkü eğer ki Maltepe Üniversitesi o bombo combo'yla kişi avantajını çok net şekilde ele geçiremezse takım savaşının geri kalanında ne yapacaklar? Bir değişikliğimiz daha var. Malphite'da Lilia'ymış. Orada da ufak bir bug gerçekleşmiş. Yaptığım bütün yorumları geri alıyorum. Evet, geri alalım Lilia. Yani şöyle oluyor sevgili izleyiciler. Tahmkent, Senna, Yone, Sion ve Lilia. Maltepe Üniversitesi'nde, diğer tarafta Bahçeşehir Üniversitesi'nde Jinx, Orianna, Karma, Grace ve set beşlisiyle çıkacak. Onu da belirtelim. Lilia geldi. Yani Lilia, Senna, Yone bence açıkçası çok etkili 3 şampiyon olarak olur ve etrafında olabilecek Sion ve Tahmkent etkisi de zaten kendini gösterecektir. Diğer tarafa Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımızda da yani Jinx'in etrafında oynanacak bir oyun var. Jinx ve Grace'in etrafında oynanacak bir oyun var. Ve karşı tarafta yani o işte Sion'un hızlı girişini ya da Yone'nin hızlı girişini çıkartmaya çalışacak da bir set görebiliriz diye düşünüyorum ben ama yani ne kadar uğraşırsa uğraşırsın Karma ve Orianna yani bir anda 5 kişinin kalkana sahip olması ya da Orianna'nın bir anda takım arkadaşını koruması çok etkili olacaktır diye düşünüyorum ben. Ve set de zaten büyük bir problem. Ama Maltepe Üniversitesi bence hani Sion'u, Yone'yi ve aynı şekilde Lilia'yı üçünü beraber oynadığı sürece Senna'dan da arkadan destek geldiği sürece bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Oyunun orta safhasına kadar. Ya düşündükçe bu arada set Karma tabii hala esnetilebilir. Karma'yı üst koridora yollayabilirler ama daha mantıklı olan setin üst koridora gidip Sion'u darlaması, Karma Jinx koridorunda alt koridordaki menzilsiz Tahmkent'i çok ciddi şekilde darlaması daha mantıklı geliyor. Çünkü ilk karşılaşmada hatırlayacaksın. Jinx Leona koridorunun yapamadığı şey rakip Senna ve Tahmkent'i dürtmekle onları rahatsız etmek ve onların üzerinde savaş başlatmaktı. Şimdi Karma ve Jinx'in çok rahat şekilde zaten Karma'nın en önemli özelliklerinden birisi minyon dalgalarını çok rahat temizlemesi. Mantralı bir içindeki alevi attığın zaman özellikle arka taraftaki üçlüye çok rahat şekilde onları zayıflatabiliyorsun. Bir de rakibi sıkıştırırsan araya bir de ona tutturursan ne mutlu sana. Direkt rakibi kule altına mahkum edebilir Jinx Karma ikilisi. Bu Jinx Karma ile beraber oynadığı sürece zaten çok etkili olacaktır dediğin gibi. Ama şu da var aslında Reganur. Yani acaba Jinx ve yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin oynadığı gibi Tahmkent ve Senna'yı Maltepe Üniversitesi'nden görebilir miyiz? Yani o kadar etkili ve baskın bir koridor safhası bizi bekleyecek mi? Ve makro oyuna bunu nasıl çevirecekler? Çünkü bir taraftan baktığımızda evet Lilia var. Senna ve Tahmkent ile beraber Ejder safhasını bir şekilde iyi geçirmeye çalışacaklar. O makro oyun ama yani bunu nasıl getirebilirler? Ya da erken baskınlar gerekiyor mu Lilia'dan? Çünkü karşı tarafta da bir Grace olacak böyle bir süreçte. Yani karşı orman baskısı olabilir mi? Ya da nasıl bir oyun izleriz burada? Şimdi 8 tane soru sordun. İlkinden başlıyorum. Başla. Sonrasında öyle arka arkaya dizdin ki kalanı da unuttum zaten. Bu sene tam ilk maçtaki performansı görebilir miyiz dedin. Umarım görürüz. Çünkü eğer ki göremezsek
Bu seri 3 maçta bitmeye çok yakın Star. Çünkü böylesine baskın bir zafer ilk karşılaşmada, ardından ikinci karşılaşmada benzer bir galibiyet gelirse Bahçeşehir'e, üçüncü maç için Maltepe Üniversitesi'nin ben mentalite açısından yıkılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani 3 maçta bitmesini istediğimiz için seri, burada Sene ve Temkin için birazcık ağırlık koyması gerekiyor. Öte yandan Orman konusunda da bir sorun vardı. Lilia herhangi bir hamle yapmalı mı demiştin. Yani oyunun erken dönemlerinde Yone'nin Orianna tarafına bir tehdit oluşturması çok kolay gözükmüyor. Seviye almadan, eşyalarını almadan birazcık pasif kalması gerekecektir. Lilia'nın koridoru ziyaret etmesi belki gerekebilir. Orta koridoru ittirebilmek adına, orta koridora yardımcı olabilmek adına böyle bir hamle yapabilir ama çok erken dönemde bir baskın beklemiyorum açık konuşmak gerekirse Lilia'dan Yone'ye. Ama baktığımızda yine Maltepe Üniversitesi tarafında da Lilia buraya gitsin, oradan çok iyi şeyler çıkartabilir diyebileceğimiz bir koridorda yok gibi gözüküyor. O ya peki takım savaşlarında nasıl bir durum söz konusu olacaktır? Çünkü bir tarafa baktığımız zaman senin de demiş olduğun gibi daha bombo combo odaklı bir oyun var. Diğer tarafta Bahçeşehir Üniversitesi birbirini korumaya, destek olmaya yönelik bir oyun izleyeceğiz. Yani takım savaşlarında daha dar bir alan mı isteyecek sence Maltepe Üniversitesi yaptığı bu kompozisyonla? Yani bombo komboyu uygulayabilmek için dar alanlarda bulunmak tercih sebebidir. Rakibin çok rahat yayılabileceği bir nehirdense ormandaki iki tane yamacın arasındaki geçit daha tercih eder bombo kombo takımları. Tabii her zaman savaş alanını istediğiniz gibi seçemiyorsunuz. Hayat çok kolay ve çok güzel olurdu o zaman. Bu noktada Maltepe Üniversitesi tarafında dediğim gibi bombo kombo, Bahçeşehir Üniversitesi tarafında birbirini destekleyebilen, işlevsellik içeren şampiyonlar ve daha da önemlisi çok net bir düzenli hasar var. Yani çift nişancı olduklarını unutmamak lazım. Graves Jinx ile beraber Orianna'nın düzenli hasarı belki de orta koridor şampiyonları arasında en iyilerden bir tanesi. Maltepe Üniversitesi tetiği çekecek. Bu tetikten çıkan kurşun Bahçeşehir Üniversitesi'ni indirebilirse Maltepe Üniversitesi maçı kazanmaya doğru gider. Ama bombo komba istedikleri sonucu vermezse sonrasındaki takipleri, sonrasındaki düzenli hasarları çok limitli kalacaktır. Bu limitli hasardan sonra da senin de demiş olduğun gibi yani bir Lilia var. Tamam hani Lilia en azından Ultisi ile beraber sersemletebiliyor. Hızlı oyun başlatabiliyor. Sion'la beraber Lilia'nın aynı anda girmesi, Senna'nın arkadan desteklemesi çok etkili olacaktır ama ben şunu düşünüyorum bir yandan. Bu Wombo combo boşa çıktığı an takım savaşı tamamıyla bitmiş anlamına geliyor. Öyle değil mi? Yani bir anda bitecektir diye düşünüyorum ben de. Yani tahminim o yönde, altın seviyelerinin benzer miktarlarda olduğu şartlar altında zannetmiyorum ki hani ilk bombo kombosundan iki kişiyi çok net tertemiz ayıklayamayan bir Maltepe Üniversitesi sonrasında takım savaşını kazanabilecek kadar hasar çıkartabilsin. Tabi belli olmaz bu League of Legends. Yani iki kişi çıkartamaz aradan, dört kişi ama çok ciddi hasar verir. Sonrasında takım savaşındaki işleri kolaylaşır. İzleyip görmemiz gerekecek ama riskli bir kompozisyon. Yüksek ödülü olabilecek bir kompozisyon. Yani o bomba kombolarla Yone'ye 2 skor 3 skor verdiğiniz anda da Yone bu takımdaki herkesi çok rahat takip edebilecek kadar da mobil de bir şampiyon olacak, etkili de bir şampiyon olacak. Ama ben hangi kompozisyonu daha çok beğendin diye soracak olursan Bahçeşehir Üniversitesi'ninkini birazcık daha fazla beğendim. Bizim de yayınlarımızda sevgili yorumcularımızın hep söylediği bir şey var. Uygulaması daha kolay bir kompozisyonları var çünkü. Ve çok rahat da bir kompozisyon Regan'dur. Yani Karma ve Orianna'nın herhangi bir şekilde karşıdan gelebilecek anlık hasarı da engelleyebilecek kalkanları var. Ve zaten karşı tarafın Maltepe Üniversitesi'nin, Bahçe Üniversitesi'ne karşı amacı zaten Jinx'i çıkarmaktır ortadan. Ya Jinx'i ya da Grace'i ortadan çıkarmaktır. Ama şu sürece baktığımız zaman, şu oyun kompozisyonuna baktığımız zaman Set var, Karma var, Orianna var. Yani dediğin gibi uygulaması çok daha basit, çok daha rahat ve çok daha kolay. Yani tek bir tuşla takım arkadaşına ya da bir alt R alt E karma ile beraber rahat bir şekilde oyunu sürdürecektir diye düşünüyorum ama Maltepe Üniversitesi de şöyle bir şey var. Sion koridor aşamasını nasıl geçirecek baktığımızda? Tabii burada karma veya setin de hala yeri değişebilir. Hani bunu da söyleyelim. Ve ben şu an baktığımda da seçim yasaklama ekranına onun da yavaş yavaş süresinin bittiğini söyleyeyim. İzleyicilerimize tekrardan hatırlatalım bu arada. Türkiye sunucusunda oynuyoruz sevgili izleyiciler. Türkiye sunucusunda oynandığı için karşılaşmalar 3 dakika gecikmeli geliyor. İzleyicinin özelliğidir kendisi. O yüzden şu anda baktığımız zaman Alessia set almış ve Immanitas da Karma oynuyor. Onu da belirtelim. Yani Karma alt koridora, set de üst koridora gidiyor. Ya bunun daha mantıklı tercih olacağını zaten söylemiştik. Senna Tahmkench'i sonsuz darlayacaktır burada Moshi Immanitas ikilisi. Üst koridorda Sion'un nasıl bir oyun geçireceğini sormuştun. Set'in baskısının çok daha fazla olmasını bekliyorum ben. Yani ilk karşılaşmada yine Sion eşleşmesi vardı ama karşısında Aatrox vardı bu sefer Alicia'nın ellerinde. Bu maç özelinde Alicia'nın elindeki set Sion'un daha da fazla başını derde sokabilecek bir şampiyon. Set sonuçta patronu dövemediği rakip yok neredeyse. Sion'un da burada canını çok fazla yakabilir. İlk karşılaşmada çok net bir
üst koridor farkı görmemiştik. Bu karşılaşma üzerinde setin nasıl bir oyun geçireceğine bağlı olarak üst koridordan oyunun çözülebildiğini görebiliriz. Ve ben şunu da sormak istiyorum Reganur. Yani erken oyunda ilk karşılaşmada, ilk seride Nidale alan Soren FF karşısında çok etkili olmuştu. Yani sürekli alt koridora gidiyordu. Senle ve Tam Genç'le beraber kule altına artık kadar girerek orada baskın yapıyorlardı. Soren'den Grace'le bu oyunu görür müyüz, yoksa Soren biraz daha Grace'i aldığı için harita genelinde mi oynayacaktır? Yani FF buna nasıl karşılık verebilir ile beraber? Ya şimdi Soren 1v9 adı, isminin tam hali. O adının hakkını verdi ilk karşılaşmada. FF'de o da kendi adının hakkını verdi ilk karşılaşma özelinde. Ormanda da çok ciddi bir fark oluştu. Tabii Soren'in bu üstünlüğü yakalamasının önemli sebeplerinden bir tanesi alt koridorun her gittiğinde çok hazır olmasıydı. Yani canlar %50'ymiş Jinx'in, Leona'nın. Bir mızrak tutturuyorsun, hop birinci skor. Üzerine atılıyorsun, hop ikinci skor derken bir anda 5'i vurmayı başarmıştı. Ama ilk karşılaşma bence birazcık tabii istisnai de bir durumdu. Yani bu kadar erken, bu kadar iyi bir oyun geçirmek her zaman gördüğümüz bir senaryo değildir. Bu karşılaşma özelinde Lilia rakip ormana Graves'e doğru gider mi? O birazcık bence koridor önceliklerinin kimin tarafından alındığıyla belirlenecek. Yani koridor önceliğini alma konusunda hiç fena şampiyonları yok Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Orianna koridor üstünlüğünü alır. Jinx Karna zaten çok rahat alacaktır koridor önceliğini. Set de aynı şekilde Sion'a geri itilmez. Dolayısıyla Lilia'nın önünde baskın yapabileceği 3 koridor ya da girebileceği 2 tane ormanın kısmı olacak. Dolayısıyla orada aksiyonu alması gereken birazcık daha Lilia olacak gibi geliyor bana. Reaktif oynaması gereken burada Grace olacak. Düzeltiyorum. Rakip ormana girmesi gereken Grace olacak. Reaktif oynaması gereken Lilia olacak gibi geliyor bana. Tabii karşılaşmanın nasıl ilerlediğini göreceğiz. Çünkü bu maçları da şu anda 3. karşılaşmayı anlatıyoruz seninle. Bazen beklenmedik sahnelerde görülebiliyor. Yani bazen beklenmedik pozisyonlar da yaşanabiliyor. Bakarsın bir Lilia 3-0 ile başlar bu maça. O zaman bütün ezberleri bozmamız, ezberleri silmemiz gerekir. Kesinlikle öyle. Ya zaten üniversite esporunun en garip ve farklı tarafı da olan o Reganur. Yani kimin nasıl oynayacağını bilemiyorsun. Birincisi farklı bir şampiyon seçtiği zaman, yani şu anda Yone orta koridoru izliyoruz ve Ata King Kong Anivia ile yaptığı o güzel performansı burada Yone ile bir anda belki de daha da üst seviyeye çıkartıp aldığı skorlarla aşağı ve üst koridora gidip roam atarak farklı bir şekilde bunu değerlendirebilir. Ama yani ben şunu düşünüyorum. Hiç belli değil. Yani her şey şu anda aslında senin de demiş olduğun gibi kağıtta ilerliyor ve kağıtta ilerlediği için de oyuna aktardığımızda orada oyunda görmüş oluruz. Şu anda da tabii oyun bir ufak bir duraklatmalı sevgili izleyiciler. O da zaten yakın bir süreçte başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Sihirdar büyülerini biz kenarda görebiliyoruz karşılaşma evet. Duraklatılmış olmasına rağmen. Burada Ata King Kong beklediğimiz üzere aslında tutuşturla girmiş. Bu da belki Lilia'nın eğer ki bir baskın yapmak isterse alt koridora daha ciddi şekilde yönlenmesine yol açabilir. Çünkü alt koridor tarafında bir bitkinlikleri var sadece Tam Kench'in ellerinde ve bir baskın sırasında tabii tutuşturla bitkinlik arasında çok ciddi bir avantaj farkı var. Dolayısıyla burada Nimia'nın birazcık daha dikkatli oynamasını beklerim ben. Özellikle 3. 4. seviye civarlarında Lilia çünkü ormanı çok hızlı temizleyebiliyor. Belki hatta ilk Yampirian geç almadan bile orta koridora bir ziyaret gerçekleştirmek isteyebilir Orianna üzerine. Yalnız bu tabii bir de dezavantajı yol açıyor. Yone'nin takımını takip etmesi gerekliliği oyunun geç dönemlerinde. Çünkü ışınlanı olmayacak. Ayrı kittirmeyi yapabilen bir şampiyon Yone. Ama ışınlanı yok. Gene o yapacağı ayrı kittirmenin cezası büyük olabilir. Alt koridordayken bir anda Baron'un gittiği sinyalini alırsınız. Bu işler böyledir. Dolayısıyla bu sihirdar büyüsü farklarında da erken oyunda öyle bir avantaj yakalamalı ki Yone ışınlanı almadığına değsin. Yani o ışınlana ihtiyaç duymayacaksa oradan 2-3 skor çıkarması gerekiyor kesinlikle tutuşla beraber erken oyunda. Derken de artık yavaş yavaş karşılaşmamıza başlıyor olacağız sevgili izleyiciler. Şu anda baktığımda ben de evet duraklatma sona erdi ve karşılaşmamıza geçiyoruz şu anda. Bunlar vadiye indi. Ekranlara yavaş yavaş gelecektir. Yine beklediğimiz üzere alt koridora 5'li bir şu anda zaten hareketlendiklerini görüyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi tarafının ama bu numarayı ilk maçta yememiştim Maltepe Üniversitesi. Burada da yiyeceklerini düşünmüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu sefer gelecekler mi? Yok bu sefer Bahçeşehir Üniversitesi gitti. Maltepe Üniversitesi hiç oralı bile olmadı. Sadece orman girişlerini kapatmayı tercih ettiler, bakmayı tercih ettiler. Standart gayet bildiğimiz oyun. Evet yani burada ekstra bir hamle yapma gereği duymadılar. Daha tabii burada birazcık daha pasif oynayan tarafın Maltepe Üniversitesi olduğunu belirtmemiz lazım. Rakibin ormanına girmeye cesaret edemediler.
Aslında yani alt koridora 5 kişi gidişlerin en büyük dezavantajı önceki maçta da belirtmiştik. Kendi ormanınızın derinlerine kadar girilebilmesi ve Soren'in orman rotasını birebir görebileceği totemler bırakması olurdu FF'in. Ama bu riski almak istemedi. Anlaşılabilir bu arada çünkü Maltepe Üniversitesi zaten seride 1-0 geride ve daha da fazla geriye düşmek istemeyeceklerdir. Hele hele böyle rakibe oyun daha başlamadan, minyon çıkmadan verilecek bir skor serinin bitişi anlamına gelir. Onlar birazcık daha güvenli yerde durdu. Evet, Sion da zaten şu anda Lilio'ya yardım ediyor. Kırmızı güçlendirmeden başlayacak. Diğer tarafta Grace de mavi güçlendirmeden başlıyor. Ve şu anda Jinx ve Karma Tahm Kench'le Senna'ya karşı agresif oynamaya başladılar. Ama yalnız yani o Tahm Kench'e dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü erken oyunda o dil yüklerini biriktirdikten sonra sersemletmesi üzerine bir de sürekli dibinizde bitmesi gerçekten isteyeceğiniz bir oyun değil ama baktığınızda Karma'da vurmaya devam ederken Şimdi az önceki maçta bundan bahsetmiştik. Elinde Jinx olan bir oyuncunun birazcık daha rakibin üzerine doğru gitmesini isteriz demiştik. Burada da aslında Moshi ile Immanitas bunun hiç fena olmayan bir örneğini sergiliyor. Alt koridorda baskıyı nasıl kurduklarını görüyorsun. Manitas sürekli dürtüyor. Evet öyle. Ve 2 level ikinci seviyeye gelmiş oldular ve şimdi de Jizzt'la beraber Tahm Kench'e de dürtecekler. İlk kule barikatına doğru vurmaya devam ediyorlar. Bir taraftan üst koridorda da bir aksiyon izliyoruz bunun üzerine. Ya Derken Sion'u neredeyse düşecek raddeye getirdi. Elise. ve Karma da yani hem sürekli minyon ittiriyorlar, sürekli koridoru ittirmiş şekilde tutmaya çalışıyor Bahçeşehir Üniversitesi. Ve bunda başarıyorlar. Zaten ellerinde de bunu yapacak müthiş bir silah var. Hatta Tahm Kench'in oradan ikinci hasarı alması da gerekecek. Eğer ki bedavadan bir cızıt yemek istemiyorsa. Şu ana kadar sanki alt koridor tarafında ilk maçın aksine Jinx Senna karşısında çok daha keyifli dakikalar geçiriyor. Karma Jinx'i o kadar öyle yani o kadar iyi bir pencere açıyor ki çok rahat bir şekilde oynuyor Regar Nur Jinx. Koridor Bu kadar rahat oynadığında tabii eşyalara daha kolay kavuşacağı anlamına geliyor bu. Orta koridorda yalnız Attacking Kong seviye üstünlüğünü elde etmiş rakibi Nimue karşısında. Nimue bu minyon dalgasıyla beraber eşitleyecek durum belli ki ama Yone adına hiç fena başlangıç değil bu. Moshi'nin de manası yavaş yavaş azalıyor. Yani o roketleri kullanırken biraz daha dikkat etmesi gerek derken Yone içeri doğru girmeye çalışıyor. Lilia gelecektir o tarafa doğru. Grace'i bir yavaşlattılar ama Grace de geriye çıkmayı başarıyor. Yani tahminimiz yerine geldi. Orta koridorda Yone'ye kurulmaya çalışılan bir baskı. Hemen Yone'ye baskı gelince de Lilia'nın bakın ben de buradayım o adam boş adam değil dediği bir karşı baskın daha doğrusu karşı bir gövde gösterisi gördük. Aslında iki takım da birbirinin rotasyonunu biraz daha çözmüş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki tarafta nasıl bir oyun sergileyeceğini karşı tarafın biliyor. Buna Tabii göre seri oynuyorlar. ilerledikçe bu arada bunun artmasını da bekleriz. Yalnız Graves'ten güzel hamle Soren rakibinin ormanına kadar girip kayıcılarından büyük olanını çalmayı başardı. Seri ilerledikçe, maçların sayısı arttıkça takımlar birbirlerinin aslında tarzlarını, zayıflıklarını, güçlerini çok daha iyi öğrenecek. Yalnız Attacking Kong'un başı dertte az önce bir seviye avantajı vardı. Şu Ve anda o devam seviye ediyor. avantajı yok. İleri doğru atıldı, sıçra geldi Oo. hemen. Cevap sıçrası ve çok az bir canlı oradan kurtulmayı başardı Attacking Kong. Yani iki tarafta sıçra kullandı ve erken oyunda bu sıçraların gitmesiyle beraber hem Graves'e hem de Lilia'ya güzel bir pencere açıldı. Kim daha erken gelirse belki de baskını oradan bir skor çıkartabilirler. Bir yandan baktığımızda da Moshi şu anda Karma ile beraber Immanitas ile beraber vurmaya devam ediyor ama o işte Mantra Q iyi gelmedi. Bu arada Tahm Kench'in midesinde yerine sabitlendi KVLT. Karma'nın menzilinden çıkamadı. Bahçeşehir Üniversitesi bu karşılaşmada istediği gibi başladı ama ilk karşılaşmadaki kadar ciddi bir fark olmadığını belirtelim ama işte koridorun gidişatı yani 38 milyona 19 milyon bu birazcık daha olması gereken senaryo. Ya bu kadar Doğru. burada ağır olmasına da gerek yok bir yandan. Yani Tahm Kench'in 30 olduğu, Jinx'in 40 olduğu bir senaryo kabul edilebilir ama Bahçeşehir Üniversitesi'nin alt koridor ikilisi gerçekten Moshi'nin tabii Akademi Ligi tecrübesi olduğunda tekrardan ekranlarının başına yeni geçen izleyicilerimiz varsa hatırlatalım. Fark yaratıyorlar. Farkı gerçekten yaratıyorlar. Şu anda baktığımızda seviyelerde Grace 5. seviye ve Lilia daha yeni 5. seviye oldu derken havaya kaldırmayı başardı şu anda Yone. Hemen geriye doğru çekiliyor. Aşağı gelen bir Lilia var ve onun peşinden gelebilecek bir
Bir taraftan Grace geldiğini düşünüyoruz ama patlangaçlar da gelmişti ki tam Kench'e yakalayacaklar. Yere sabitlenmiş. Karmadan geldi. Heyecanlandı dediğin gibi. Ve bundan sonrasındaysa Grace geldi Senna'ya. Bir anda vurdu ve skor almaya başladı. Lilia geriye doğru çekiliyor ve büyük bir sıkıntı içerisinde 6. seviye olmadığını belirtelim. Bundan sonrasında o da geriye çekildi. Yone gelmeye çalıştı. Işından olsaydı belki burada durum farklı olabilirdi Yone'nin. Ama bu tutuştur alması, senin de demiş olduğun gibi maç başlamadan önce Regarnur ya bir işe yaramamış gibi görünüyor şu ana kadar. Ya önünde hala pencere var. 6. seviyeye geldikten sonra Yone o ışınlanı, düzeltiyorum, tutuşturu kullanabilecek kadar ciddi bir hasara sahip olabiliyor ultisiyle beraber ama yani alt koridora önce gelen Lilia'ydı, yanlış anlaşılmasın. Önce Graves gelmedi alt koridora ama Lilia alt koridora dahil olamadı ki yani. Tam Kench durup dururken o kadar fazla bir hasar aldı ki durup dururken de dememek lazım. Moshi ve Immanitas'ın gayet iyi odaklanmasıyla beraber bir anda baskın yapmaya gelirken Lilia en ön sıradan Tam Kench'in düşüşünü izleme fırsatına erişti. Ve Orianna Yone karşısında baktığımızda evet minyonlar neredeyse eşit. Çok bir fark yok. Neredeyse bir minyon dalgası şey fark var derken Sion ultisini kullanıp bir de sıçra. İşte bunu akıllı oyunu derim ve orada aldığı skorla beraber kendi tarafına bir skor yazdırdı ama minyon farkı hala fazla. Onu da belirtelim. Elysian'ın burada bu arada Balyoz gibisi vardı. Normalde üst koridor evet, kulağı denemelerinde Balyoz gibi maksimum doldurmaya çalışırsınız ki daha fazla verim alabilin ama burada senin de söylediğin gibi sinema öğrencisi ulti üzeri sıçrayı o kadar güzel kullandı ki setin Balyoz gibi atacak fırsatı olmadı. Ormanda yalnız FF'le karşılaşıyor burada Graves. Ve tam da Yone geriye doğru çekilmeyi başar derken set hemen orada ultiyi de kullanacak ve bunun üzerine Yone skorunu rahat bir şekilde aldılar. Set'in çok orada ne işi var? Set ne yapıyor orada? Set'in hadi orada ne işi var? Çok çok hayırlı bir işi varmış. Skor almaya gitmiş oraya. Yone ne yapıyor orada? Hadi. Çok önde kalmış. Bir koridoru ne yapsın? Hayır ama ya. Ve ışınlanma geldi. Oo Orianna yani bu ışınlanma çok etkili oldu derken hemen sıçasını kullandı. Ve Senna geriye doğru çekiliyor. Lilia ise mavi güçlendirmeyi daha yeni aldı o tarafta. Ve takım arkadaşlarına yardımcı olamadı. Hatta kule barikatına doğru vurmaya devam eden Jinx ile Karma var. O tarafı salmışlar gibi görünüyor. Yani serinin genelinde hatta benzer bir şey söylenebilir. Alt koridor biraz salmış gibi gözüküyor Maltepe Üniversitesi. Yani şu ana kadar her iki maçta da yakalanan üstünlüklerin çok daha büyük kısmı Immanitas Moshi ikilisinden geldi bu karşılaşmada benzer şekilde. Yine tabii bomba combo imkanı olabilecek bu takımın. Maltepe Üniversitesi doğru pozisyonu yakalarsa Yone'nin etrafında bir combo yapmaya çalışabilir. Ama işler hiç iyi gitmiyor onlar adına. Hem minyon farkı hem de altın farkı yavaş yavaş açılmaya başlıyor, onu belirtelim. Ve hani Tam Kench ile Jinx arasındaki minyon farkı da biraz açılmaya başladı. Ormancılar eşit, yani üst koridorların da neredeyse eşit olduğunu görüyoruz. Baktığımızda her ne kadar Sion evet geriye düştü ama sette başka yerden skor almıştı derken Lilia'nın orada tutmayınca Orianna yalnız ultisini kullandı Lilia'nın üzerine doğru. Karma geldi bu tarafa doğru. Bu Karma bir de mantra Q yapacak sıçra kullandıktan sonra ama Lilia da hemen sıçrasını kullandı gibi geriye doğru çekiliyor Regarnur. Ana susamış bu destek. Yani Immanitas'ın pozisyona dahil olma şekli çok havalıydı gerçekten. Orta koridorda yaşanan 2'ye 2'nin ardından herhangi bir skor sesi çıkmadı. Altın farkı da 3000 civarında seyretmeye devam ediyor. Henüz bir ihtişamlı eşya da göremedik oyunculardan. Gerçi Bendel Cam aynayı almış durumda Immanitas. O en kısa sürede dinçleştirici ay taşına çevirecek ve onunla beraber şu ana kadar nispeten ortada geçen belki de çatışmalar ki alt koridorda pek ortada da geçmedi. Çok ciddi Bahçeşehir Üniversitesi üstünlüğüne dönecek çok ucuz bir eşya dinçleştirici ay taşı ve çok da faydalı bir eşya. Dediğin gibi şu an baktığımızda yani Jinx ve Karma resmen koridoru dar etmiş durumda. Acaba rotasyon olarak nasıl bir rotasyon gerçekleştirecekler? Çünkü daha işleri var. Hani bunu hem Bahçeşehir Üniversitesi hem de Maltepe Üniversitesi için soruyorum. Yani istatistiksel olarak baktığımızda bu tip bir üstünlüğe sahip olduğu maçlarda Bahçeşehir Üniversitesi bizim anlattığımız maçlarda ilk ejderi hep aldı. Üst koridora bu arada Soren geliyor. Yani Soren'in kendini üst koridorda göstermesi Lilia'nın da ejdere gitmesi anlamına gelmeliydi ama Lilia da üst koridorda ve bir karşı baskın peşinde. Baskın peşine derken şu anda set uyuyacak ama tam da uyurken ultiyi atıyor ve orada animasyon devam ediyordu. Sion'u da alacaklar. 2'de 2 yapan bir set var. Senna ulti atmayı başarsa da işe yaramayacak. Pasifi devreye girdi Sion'un ve Soren'i kovalamaya devam ediyordu ki
Moshi ve Imanitas da aşağı koridorda barikatları ala ala üstüne bir de ilk kuleyi getirebilirler. Ya da yukarı taraftan diyecektim ki yukarı taraftaki kulenin canı, barikatı çok daha fazla varmış. Ya patron da olsa kuleyi o kadar kolay alması ne yazık ki setinin mümkün değil ama alt koridorda Moshi Imanitas ikilisinin total dominasyonuna şahit oluyoruz ilk karşılaşma özelinde. 12. dakika geldi. 12. dakikada bir kez daha ve bu sefer ormancı müdahalesi de pek fazla olmadan gerçi Soren'in geldiğini gördük ama yine de alt koridor üstünün tamamen ele geçirip yine Moshi'ye mi verecekler, Imanitas'la paylaşacak gördüğüm kadarıyla burada altını. İlk kule altınını ceplerine koymayı başardı. Ve yani bunun üstüne bir de yalnız Tahmkent ulti kullanıyor. Üst taraftan gelecek bir Lilia var. Yakalayabilecekler mi? Karma'yı yere sabitlemeye başardılar ama Karma hemen mantra Q'sunu vurdu. Lilia'nın üzerine vurmaya devam eden bir Moshi var. Üzerine bitkinlik geldi. Geriye doğru çekilmeye çalışıyor ama Karma vurmaya devam ederken üzerinde çok fazla değil yükü birikti. Arkadan gelen bir Orion da vardı ki Moshi de Tahmkent'in üzerine doğru gitmeye devam ediyor. Tahmkent E'sini kullandı. Kalkanını bastı ama Just geldi ve skor almayı başaracaklar. Setle de Sion yukarı tarafta birbirine girmeye devam ediyor. Ya bu aksiyonu almaya karar veren Maltepe Üniversitesi'ydi. Bu işin en trajik kısmı aslında yani. O kadar gerideler ki henüz geri dönmemiş, ihtişamla eşyasını tamamlamamış. Hatta canı da full olmayan Tahmkent Jinx ikilisini yakalayacağız derken skor, iki tane skor verdiler. Yani daha fazlasını kaybetmeye ihtiyacınız yok ki. Zaten çok geridesiniz. Bilmiyorum yani bu bir çaresizlik oyunu belli ki ama bu çaresizliğin sonucunda daha çaresiz bir konuma düşmelerini engellemedi bu oyun. Dediğin gibi oldu ve şu anda da ben baktığımda ya altın farkı uçurum farkı oldu şu anda. Kabul edildiği gibi değil derken Orianna'dan ulti geldi ve son düz vuruşla beraber Neme orada skor almayı başardı. Sinema öğrencisi de geriye doğru kaçmaya çalışıyor setle, ya da öyle mi? Yone evet, işte. Orada tabii Orianna topundan kaçmak adına bir sıçra kullandı ama otomatik saldırıdan sıçrayla kaçış yok. Geldi. Sinema öğrencisi sıçrayı kullandı. Son bir otomatik saldırı gelecek ve manyak güçlü ölüm roketi. Trene roket attı ya. İnanılmaz bir tabir Reganur. Abi tabirlik bir şey yok, bildiğin tren öbürü de roket atıyor. Yani... Tren orta koridorda bu arada. Bahçeşehir Üniversitesi bu arada çığ oldu. Rakibin üzerine doğru yıkılmaya başladı şu anda. Evet, alt tarafta Tahmkent ile Senna tabi. Almaya çalışıyor kuleyi ama yani barikat var, durum 10'a 1, 27 bine 19 bin altın farkı, bu nedir? Daha 14. dakikadayız. Böyle giderse sevimli bir çekimi görünüyor. Muhtemelen kule barikatları düşmeden de 3 kuleyi birden almayı başardı son vadinin alameti kullanımıyla beraber Bahçeşehir Üniversitesi. Altın farkını 14. dakikada 10 bin seviyesine çıkartmayı başardılar. Bir önceki karşılaşmada hatırlayacaksın yine ciddi bir üstünlükleri vardı. Belki bu kadar fazla değildi ama sonrasında şöyle bir 10 dakikalık falan bir kış uykusuna daldılar. Yani bu altın üstünlüğünü kullanacak hamlelerde bulunamadılar. Hatta rakiplerine yakalandıkları yerler oldu. Bu maç üzerinde bakalım daha iyi bu altın üstünlüğünü sonuçlara çevirebilecek mi Bahçeşehir? Ve tam bunu derken de dağ ejderi, ilk ejder gelmiş oldu onların tarafına doğru. Tabi Luden geldi Orianna'ya. Diğer tarafta da Kraken Jinx tarafından alınmış oldu. Set hemen bir mahvolmuş kralın kılıcı tercihi. Gayet güzel. Yani eşya tercihleri de yavaş yavaş tamamlanıyor ilk eşyalar. Sion karşısında gayet mantıklı tabi mahvolmuş kralın kılıcı. Zaten Sion'un birebir de setin karşısında ayrı kilitleme varsa durması çok mümkün değil. Mahvolmuş kralın kılıcı ile beraber bu ihtimali de sıfıra indiriyor oyuncular. Altın farkları bu arada ekranlarımızda. Korkunç bir tablo yani. 2000 er altın yazmış orta koridor ve üst koridor. Alt koridorda da total altınlara bakmak lazım bu bir oruçlu sene olduğu için. 7700 altın var toplamda sağ tarafta Maltepe Üniversitesi tarafında. Jinx kendi başına o kadar altın kazanmış. Yani çok fazla. Aradaki fark gerçekten sıkıntı. Ya Maltepe Üniversitesi'ni tutuyorsan sıkıntı ama Bahçeşehir Üniversitesi taraftarları varsa şu anda izleyen pek mutsuz değildir diye tahmin ediyorum. Evet evet. Ya zaten şöyle ya ikinci oyunda gittiği anda şu an oyun bitebilir. Yani üçüncü maç bile psikolojik anlamda kazanılmış olabilir derken set ultisini kullandı diyordum ki o yumruğu tam da sıçra atıp bir de üzerine yapıştırdı. Ya Bahçeşehir Üniversitesi için zaten çok rahat şu anda durum. Yani neredeyse Bahçeşehir Üniversitesi taraftarları hani biz bu ikinci oyunda kazandık diyordur. Yani şu anda çoğu izleyen izleyicimiz de hani bu ikinci maçta Bahçeşehir Üniversitesi kazanmıştır diyordur.
Ama baktığımız zaman da yani üçüncü maçta bu şekilde olmaması gerekiyor eğer ikinci maç böyle bitecekse. Daha keyifli bir seri izlemek isteriz kesinlikle. Maltepe Üniversitesi'nde rekabetçi olduğu bir seri izlemek isteriz. Yone'nin 11. seviyeye gelmiş olması en azından iyi bir haber onlar adına ama İtişan'la eşyasına daha kilometrelerce uzaklıkta ölümsüz kalkanyaya doğru gitmeye çalışacak. Önemli anlamda bu arada potansiyel veriyor ölümsüz kalkanya Yone'ye ama sizin toplamda kazandığınız altının yarısı altın farkı olarak avantaj olarak rakibin cebindeyken bir ölümsüz kalkanya değil 5 tane olsa bile faydası olmayabilir. Sete öyle bir vurmayı denedi Senna. Yavaşlattı ama üzerine gitmeyi tercih etmedi. Bu sefer orta koridor bomboş ve orta koridora geçecek kimse yok. Yani Lille gelmiyor. Bir taraftan Yone üst koridorda takılıyor. Ya bence çok yanlış verilen kararlar bunlar. Yani rotasyon çok yanlış. Ya valla bu noktada da Maltepe Üniversitesi'ne ne yapabilirler diye soracak olsan pek bir şey yapamazlar. Yani birini yakalayıp aradan çıkarmaya dair de ellerinde hiçbir şey yok. Evet. Dolayısıyla hani kabul etmek zorundalar bu dezavantajları yemeyi. Ama yavaş yavaş da inhibitör kulelerine doğru yaklaşıyor rakip ve bu sefer inhibitör kulesinin etrafında savunmayı yapabilecek çok rahat bir şampiyon da yok. Yani Yone inhibitör kulelerinin etrafında fonksiyonsuz kalacaktır. Nimia bu arada yakalandı iki kişiye ve bu aldıkları bir skor olacak. KVLT'ye de bırakmayı başardılar en azından. Yaptılar, gayet de güzel oldu ama yani 3 tane ulti kullanmış oldular sadece bir skor için. Ya Kuzey Amerika LCS oyuncularının sevdiği bir tabir vardır. We take those derler. Şu noktada da Maltepe Üniversitesi birazcık we take those durumunda. Alırız yani bunu. Ne verirseniz alırız. FF'in başı dertte olabilir. Yani mışıl mışıl kullanacak mı şimdi? Güzel bir sıçra geldi bu arada ama kaçış yok orada Soren'den. Tam Kench bunun için sıçraya attı. Ham yapı kullandı ama yine de kurtaramıyor ormancısını. Ve karşı ormanda da Jinx var. Kırmızı güçlendirmeyi aldı Maltepe Üniversitesi'nden. Jinx de üst koridoru ittirecektir diye düşünüyorum. Set de ışınlanıyor ama o da alt koridordan aylık ittirmeye doğru gittiğini görüyoruz. Grace de yani döndü şu anda alamet tarafına ve alameti kesiyorlar. Dakika daha 18. Şu anda canları ne isterlerse onu kesiyorlar ya. Salt alamet değil. İkinci kulelerden sadece bir tane kaldı. Orta koridora doğru ilerliyorlar. Altın farklarını bir daha ekrana getirebilir miyiz acaba sevgili reji? Çok acayip yani şu dakikada bu üstünlükten sonra geri dönmek hiç kolay olmayacak. Yani imkansız demek istemem ama ufak çapta bir mucize yaratmaları lazım. Bu mucize de yakın süreçte gelmeyecek gibi görünüyor. Yani hem Orianna var hem Karma var. Jinx 2-0-4 oynuyor. Hani 2 tam eşyası var. Ve bu çok büyük bir tehlike. Bundan sonra da zaten süreci yönetmeye çalışacaklar. Bu sefer alt koridoru ittirecekler. Tabii Ejder'in de geldiğini belirtelim yakın süreçte. Ejder tabii çok ilgiye mazhar olmadı takımlar tarafından. Yani ilk Ejder 14-15. Dakikada alınmıştı. Dolayısıyla hani bir Ejder ruhuyla kazanma koşulu yaratmak pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor bu arada. Çıktığı anda Soren Ejder'e başladı. Ama yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin buna ihtiyacı da olmayacak belli ki. Zaten alameti aldıktan sonra Regarnur sürekli kule ittirerek, sürekli zaten baskı yaparak bir şekilde oyunu götürmeye çalışıyorlar. Ve alamet hala duruyor Soren'de. Ya bunu inhibitör sonra kulesine atmaya çalışacak belli ki. Maç öyle bir noktaya geldi ki. Yani orta koridor açık zaten inhibitör kulesi. Üst koridor inhibitör kulesi. Ya açık derken yani atılabilir vadinin alameti. Acaba 1-3-1 kompozisyonuna giderler mi böyle bir süreçte? Ya da sadece seti alt koridordan yollayıp 4 kişi bir anda bir inhibitöre kadar gitmeyi oynayabilirler mi? Ya da bir anda bir baron çağrısı gelir mi? Artık ne yaparlarsa şaşırmayacağım Regan. Yani nasıl bir fantezi yaparlarsa yapabilirler bence şu anda kafaları çok rahat diye düşünüyorum. Ve baron çağrısı geldi. Yaparlar yani. İnanılmaz yani o kadar inanılmaz ki dakika 20. Ve Baron'u kaç saniyede aldılar? Çok rahat aldılar, keyifler yerinde. Baron var, vadinin alameti var. Ve üstüne üstlük
Yani üst koridor ve orta koridor kuleleri neredeyse açılacak derken Lilia'dan uyku geldi ama işe yarayacak mı diyordum ki Yone içeri doğru girdi, hemen geri doğru çekecek, ışından geldi bir taraftan ve Grace'le birebir dolan Lilia düşüyor. Ondan sonra Orianna uçsa Sion'a gelecek ve Sion'u da sinema öğrencisine düşürecekler. Arkada gelen bir set vardı ki ve şu anda 2'de 2 yapan bir set var. Sion'un pasifini düşürecekler. Burada oyunun biteceğini söyleyebiliriz. Katliam gelecek. 17'ye 2. Bahçeşehir Üniversitesi serinin ikinci karşılaşmasında kazanmaya gidiyor Regarnur. Ya çok rahatlar. Serinin genelinde çok çok rahatlar. Ve buradan sonra Maltepe Üniversitesi'nin geri dönüş imkanı olur mu? Zannetmiyorum. Çünkü ya o kadar mental anlamda geride kaldılar ki 17'ye 2 bitti. 22 dakikada bitti. Rakip Nişancı 4-0-5, sizin Senanız 1-2-0. Graves 3-0-6, sizin Lilianız 0-5-0. İstedikleri gibi bir karşılaşma olmadı. Bahçeşehir Üniversitesi ilk maçtan sonra üstünlük yakalarlar mı, daha agresif bir oyun oynarlar mı diye düşünüyordum onlar adına. Oynadılar ve bu sefer rakibe yani santim vermediler, santim. Ve emin adımlarla kazandıklarını belirtebiliriz. Yani o kadar rahat bir şekilde bitirdiler ki. Evet, ilk oyunda mesela Anivia vardı ilk serinin ilk karşılaşmasında ve Anivia'nın etkisi zaten büyüktü. Oyunu tuttu, ilerletmeyi başardı Maltepe Üniversitesi'nde ama yani senin o bahsettiğin oyunun başında işte o Yone'nin tutuştur alması ve bazı pozisyonlarda alt koridorda Tam Kench'le Senna'nın çok sıkıntılı kaldığı pozisyonlarda da Yone'nin gelemediğini gördük. Hatta bir zamanda Sion orta koridorda tek başına, Lilia ormanda kırmızı güçlendirme tarafında orman kamplarını alıyor ve Yone üst koridor dedi ve orta koridor iç kulesini neredeyse bitirdiler. Hatta orada iç kule alındıktan sonra orman neredeyse açılmış oldu. O yarabbi şükür dedi şu anda Bahçeşehir Üniversitesi. Ya çok rahatlardı. Ya bence gerçekten büyük bir orada bir iletişimsizlik sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim Regarnur. Ya olabilir. Maltepe Üniversitesi'ndeki problemler bu karşılaşmada özellikle pek bir varlık gösterememelerine yol açtı ama hala bir şansları var. Üçüncü maçı birazdan izleyeceğiz. Üçüncü maçta heyecanlı olacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi seriyi kazanmaya yakın ama Maltepe Üniversitesi'nde en azından bir galibiyet almadan ayrılmak istemeyecektir diyelim ama ufak bir ara verelim şimdi biz. Çok kısa süre sonra serinin üçüncü karşılaşmasıyla yeniden sizle olacağız.
Sevgili izleyiciler, University Esports Turkey'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük finalde Bahçeşehir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi karşısında durum 2-0. Bahçeşehir Üniversitesi önde ve ilk iki seriyi gerçekten hızlı bir şekilde bitirmeyi başarmıştı. Üçüncü seriye geçeceğiz ve üçüncü seride seçim yasaklama ekranına birazdan geçiyor olacağız. Düşüncelerini alabilir miyim Rekarnur? Yani ne bekliyorsun? Kaç dakikada biter? Yani böyle mi söyleyeyim, yoksa diğer türlü artık hani Maltepe Üniversitesi geri dönmek için ne gibi bir koz oynaması gerekiyor? Ya da bütün kartları artık çıkarması gerekiyor. Finaldeyiz çünkü. Öncelikle isteğimi, tercihimi söyleyeyim. Maltepe Üniversitesi'nin en azından bir karşılaşmada iyi oynamasını ve mümkünse kazanmasını görmek isterim. Ama ilk iki karşılaşmada gördüklerim bana şunu söylüyor. Özellikle alt koridordaki fark Maltepe Üniversitesi'nin üstesinden gelemeyeceği kadar büyük bir fark. Moshi ve Imanitas ikilisi bu seriyi takımları adına kazanmaya çok çok yakınlar. Üçüncü karşılaşma üzerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nin kırmızı tarafı tercih ettiğini belirtelim. 1-3-5'te tercih onlar dedi. 2-4'te Maltepe Üniversitesi tarafındaydı. Bahçeşehir ufak bir fantazi yapıyor. İlk karşılaşmada mavi taraftalardı. Yok, düzeltiyorum. İlk maçta yine benzer olmuş. Bahçeşehir Üniversitesi kırmızı tarafı almış. Seçim hakkı olan takımların kırmızı evet. tarafı aldığını görüyoruz ve ilk maça da benzer bir başlangıç mı seçim yasaklama ekranında? Yani neredeyse Jinx, aynı. Jinx yasaklanmamıştı bu arada, onu söylemiş olalım. Jinx ilk tercihten geliyordu ama bu sefer Jinx, Senna, Udyr yasaklaması geldi. Evet, Senna da gitti. Lulu açık. Evet, Lulu şu açıkta kaldı. Seni çok sevdiğim ve sürekli Allah, değil. Valla merak ediyorum. Imanitas'ın Lulu'sunu bir görelim ya. Neymiş? Keramet onda mıymış acaba? Acaba gelir mi bir Lulu? Yok mu bir Lulu? Belki vardır. Ama şu anda Victor yasaklaması geldikten sonra 3. yasaklama ne olur diye düşünüyorum. Rel tam diyecektim. Rel'i kesinlikle istemiyor Bahçeşehir Üniversitesi karşısına görmek. Derken Hecarim. Yani nerf geldi. Maltepe Üniversitesi yani dengelemelere rağmen rakibi kandırdı bu arada. Hecarim açıkta kaldı bu hamlelerle beraber. Ve ormancıların bu kadar serinin kaderini belirlediği bir eşleşmede de Maltepe Üniversitesi'nin çıkışı belki Hecarim'in ellerinden olabilir. Ama burada tabii nişancı rolünde de şu anda Senna ile Jinx'in yasaklanması Kaysa'yı çok ön plana çıkartıyor. Bahçeşehir burada Orianna Kaysa yapabilir çok rahatlıkla. Orianna Kaysa yapabilir ve Orianna seçimi geldikten sonra hemen nişancıyı seçecekler mi, yoksa bir farklı tercih gelir mi? Hani ormancıyı alıp tam diyordum ki Lulu. Yani Lulu bekliyordum, diyordum ki evet, senin de çok istediğin Lulu geldi. Ya tabii Lulu'yu almak bir noktada nişancı noktasında Kaysa'ya zorunda kalmamanız anlamına da geliyor. Yanında Lulu varken çok tehlikeli olabilecek şampiyonlar. Aphelios çok tehlikeli olabilir, Caitlyn çok tehlikeli olabilir. Hele hele Kaysa gibi nispeten limitli menzile sahip bir nişancı karşısında Caitlyn görmek iyi olabilir. Maltepe'nin bu arada buradaki Kaysa'yı alması da gayet mantıklı. Çünkü en üst seviye nişancılar arasında Kaysa kaldı bir tek. Son dönemde oynananları düşündüğümüzde. Gerçi bir Ezreal'da görebiliriz Bahçeşehir'den, bakalım. Hatta burada Vayne bile görebiliriz ya. Yani ne görürsek şaşırmam diye düşünüyorum ben. Ve bunun dışına baktığımız zaman Tristana da acaba gelir? Ooo, Rekarnur ne diyorsun? Ne diyorsun? Şanslı olduğum dakikalardan birindeyiz. Prediction God ya şu anda. İnanılmaz. Vayne, Lulu, Orianna karşısında Kaysa, Leona ve Hecarim olacak. Acaba Bahçeşehir Üniversitesi orta koridora yasaklamasına ne gelecek? Çünkü Syndra'yı yasaklayacaklardır. Onun üzerine bir de Azir yasaklaması gelir mi? Azir ya da Ekko'yu yasaklıyorlar. Bu seri özelinde Bahçeşehir karşısında Ekko'yu görmeyi evet. hiç istemedi. Muhtemelen yine Ekko'ya gideceklerdir. Ya çünkü baktığımızda Vayne gibi oyun sonunda çok ciddi bir canavar var ellerinde. Dolayısıyla Azir'i rakibe bırakmak çok büyük bir problem çıkartmayabilir onlara. Anivia'yı yasaklıyorlar bu arada. Anivia da hiç fena dert açmamıştı başlarına. Bunu da gayet iyi anlıyorum. Anivia'yı zaten yasaklamaları evet gayet mantıklı oldu. Çünkü hani bunun üzerine bir de Anivia seçilebilseydi ya da seçilseydi orta koridorda büyük bir sıkıntı çıkartabilirdi Maltepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Ama şu anda baktığımızda Nar yasaklaması geldi ve Bahçeşehir Üniversitesi'ne tekrardan bir üst koridor yasaklaması gelecek. O tarafta ya da bir orman tarafına belki bir sıkıntı çıkarmak için. Ve derken Nidalee geldi ormana yasaklama. Kalan ormancılar arasında Lilia var. Bakalım Soren Lilia oynamak isteyecek mi ya da şöyle daha fantastik bir ormancıya da gidebilir aslında. Yani Jarvan düşündüğüm kadar fantastik değil. Meta içinde yok ama.
Onu söylemek lazım. Çok durumsal tercih ediliyor Jarvan 11. sezonda. Çağırma. Ama burada da hani Vayne'le olan ufak tefek etkileşimini de kullanmak istemiş de olabilirler. Kazık atarla beraber rakibinizi Jarvan duvarlarına vurabiliyorsunuz. Ve karşıya da Sion gelecektir. Bunun üzerine iki tarafta çok farklı seçenekler. Ya aslında Batı Üniversitesi başlı başına farklı seçenekler yaptı. Yani Lulu, Vayne, Jarvan tamamıyla farklı bir üçlü ve şimdi Gragas geldi. Gragas'ı da farklı bir yöne göndermeye çalışacaklar mı? Yani Maltepe Üniversitesi de çok farklı tercihler getirdiğini söyleyebiliriz Regar Nur. Yani hiçbir Ya şey belli. onların bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor zaten. Yani ilk iki maç benzer maçlar oynanırsa seride kalmalarının imkanı yok. Ben bunu çok mantıklı buluyorum. Akıllıca yani bir yöntemle yenemediyseniz yeni bir yöntem deneyin. Belki o çok daha farklı olur. Orta koridorda Lucian zaten çok iyi bir şampiyon, bunu biliyoruz. Üst koridorda Gragas kör seçim için belki de en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Gragas'ın karşısına Renekton almak ister mi acaba bu noktada Bahçeşehir tarafı? Alicia'nın ellerine verirler mi Renekton'u? Vayne'le beraber yani Vayne Jarvan'la beraber inanılmaz çalışır ama hiç gerek duymalar. Direkt Aatrox yani Aatrox, Jarvan, Vayne, Lulu, Orianna, Hecarim, Kai'Sa, Leona, Gragas ve Lucian beşlisi olacak. Acaba bir bug veya bir sıkıntı yoksa rejimize de soralım. Yani o Vayne veya Jarvan gerçekten alındı mı yoksa Yok, alındı alındı alındı. Yani Vayne tercihi zaten mantıksız bir tercih değil. evet. Kai'Sa tarafından çok da darlanmıyor. Menzilleri her iki şampiyonda nispeten düşük olduğu için Vayne'i çok rahat dürtemiyor. Öte yandan biliyorsun yani 11. sezonda özellikle desteklerin oyun tarzı genelde çalı kenarlarını kontrol etmek üzerine bir oyun tarzına dönüştü. Özellikle Hex sıçrayı çok iyi kullanabilen şampiyonlar, Setlar, Rell'ler, yine Leona, Alistar o çalılara saklanıp çok rahat oyunlar yapabiliyor. Şimdi Vayne varken o çalılara saklanmak çok büyük tehlike. Çünkü Vayne bir kazık atar atıp bir de sersemletmeyi başarırsa sizi sonrasında Lulu'dan ona gelecek hızlandırma ve Lulu'nun yavaşlatmasıyla beraber bir anda çok rahat bir skora dönüşebilir. Vayne tercihinin ben gayet mantıklı da bir tercih olduğunu, güzel de bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ki Moshi kalibresinde bir oyuncunun da Vayne'i gayet iyi oynayabileceğini öngörüyorum. Jarvan'sa yani baktığın zaman Kindred gitmiş, Nidalee gitmiş, Udyr gitmiş, Hecarim mi karşı taraf almış? Kimler kaldı? Lilia alabilirdi belki ama o birazcık daha takımına fayda sağlayacak, işlevsellik sağlayacak. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bu arada Jarvan'ın yine afetinin içerisinde de Aatrox da çok iyi işler yapabiliyor. Dark'in kılıcını 2 ya da 3 kişi yakalandığında hepsini uygulayabilecek alanı bulabilir Aatrox'ta. Ve Regar'ın şuna da değinmek istiyorum ben baktığımızda. Evet, karşı tarafta Gragas, Lucian ve Leona tercihleri gelmiş. Yani bir anda aradan çıkartabilecekleri bir şampiyon mevcut. Ama şunun farkında olmaları gerekiyor. Yani o Vayne'i koruyacak çok fazla şampiyon var. Yani Orianna'sıdır, Lulu'sudur. Vayne'i öldürtmediği sürece ve Vayne bir ulti atıp bir taklaya attığı zaman görünmediği anda çıktığında işte o sürpriz büyük bir sürpriz olacaktır diye düşünüyorum. Ve oyun sonuna artık hani evet Maltepe Üniversitesi ilk iki seridir gerçekten alt koridorda felaket. Yani gerçekten bunu söylemem gerekiyor. Çok zor koridor aşamasını geçiriyorlar. Ve bunun üstüne bir de baktığımızda yani koridor aşaması bu kadar zor geçtikten sonra da Vayne'i çok rahat bir şekilde kastırırlarsa, Vayne kartopu efektini yakalanırsa bence Maltepe Üniversitesi'nin hiçbir şansı kalmayacak. Yani o Vayne'i durdurmak için sürekli bir Hecarim'in alt koridora gitmesi gerekiyor. Gragas ışından da girecekse eğer ki girecektir diye düşünüyorum. Yani sürekli bir ışından oyunu görmemiz gerekiyor. Ya da Lucian'ın takım arkadaşlarına yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yetmeyebilir. Yani bu oyunların yapılması gerekiyor. %100 katılıyorum sana. Alt koridor belli ki birazcık desteğe ihtiyaç duyuyor. Ama senin söylediğin ışınlanan oyunlarının haritada Lucian'ın koridorunu ittirdikten sonra alt koridor ziyaretlerinde bulunması bile yeterli olmayabilir. Çünkü oyundaki en kırık yeteneklerden bir tanesi polimorf. Lulu'nun üzerine gelen bir rakibi polimorf edebilmesi Evet. çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla bu tip baskınları da çok boşa çıkaracak bir hamle de olabilir Lulu tarafında. Tabii bu seriye geçmeden, yani son maça geçmeden de şundan da bahsetmek lazım. Şimdi 49 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bir turnuvadayız. Bu 49 üniversitenin hepsi kendi içinde elemeler düzenledi. Bunca takımın arasından, bunca iyi League of Legends oyuncusunun, üniversite oyuncusunun arasından finale çıkmayı başaran Maltepe Üniversitesi'ne önce bir tebriklerimizi yollayalım. Bu seride ne olursa olsun onların başarısı baki. Onlar finale çıkmayı başardılar.
Öte yandan ama finale gelmiş olmalarına rağmen şu ana kadar Bahçeşehir Üniversitesi'ne cevap veremediklerini gördük. Yani vadide ne isterse yapan taraf Bahçeşehir Üniversitesi gibiydi. Ama bu karşılaşma özelinde de hani finale çıkmalarını tebrik etmenin yanı sıra yaptıkları tercihlerle beraber işleri birazcık böyle karıştırmaya, değiştirmeye çalıştılar. Bu da gayet mantıklı. Bu da saygı duyulması gereken bir hamle. İşe yarayacak mı? O soru işareti, onu göreceğiz birazdan. Onu da göreceğiz zaten. Ama ben bu kadar, yani ilk iki seri kadar erken bitecek oyunlar olacağını düşünmüyorum. En azından yani Maltepe Üniversitesi'nin yaptığı bu tercihlerle beraber Hecarim'dir, Gragas'tır, Lucian'dır oyunun sonuna doğru yani taşıyacaklarını düşünüyorum ben en azından. Ama Bahçeşehir Üniversitesi'ne baktığımız zaman da onlar, yani sen zaten bahsettin Polimov, Lulu'nun. Ya ben LEC'de izlerken yani Lulu seçildiğinde falan inanılmaz. Yani karşı taraf gerçekten olmak istemiyorsun çünkü. Bir takım savaşında, bir W'ye bastığında, bir çevirdiğinde Polimorf'a iş bitiyordu. Bütün takım savaşı tamamıyla karma karışık hale geliyor. Abi Elysia, CS'e gitme ya. Senin tekli dereceli oyununda bile alt koridor evet, oynarken evet. Karşıya Lulu geldi yani. Daha başladık yine diyorsun. Yine başladık. Senenin o mevsimi gelmiş. Senenin o ayı gelmiş diyorsun. Açmış kiraz ağaçları diyorsun şeyi. Sorma ya. Dolayısıyla hani burada da işleri çok kolay olmayacak ama yine iyi bir noktaya değindin. Bu sefer Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyunu çok erkenden kapattı gittik, 25 dakika sonra bu iş tamamdır diyebileceği bir kompozisyon yok. Vayne'in güçlenmesi için vakte ihtiyacı var. Ama bütün bu şartlara rağmen yine de rakiplerini çok erken dönemlerde rakiplerine galebe çalmayı başarırlarsa, onların önüne geçmeyi başarırlarsa yine çok erken bir maç izleriz. O zaman da işte şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bahçeşehir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi'nden çok daha iyi bir takım. Evet. Ve peki ben karşılaşmalar, yani matchuplar hakkında bir soru soracağım Regarnur sana. Gragas ve Atrox... Bu emin değilim ama sor bakalım, bir deneyelim. Evet, evet, deneyelim. Ya yani Gragas ve Atrox karşılaşmasını hani TCL demişim. VFŞL'de de yani İngilizcesini baktığım için genellikle Likped'den ben. Canın sağ olsun yani, ne olacak? VFŞL'de de yani gördüğün oldu mu ya da hani böyle bir karşılaşma izlemiş miydin? Hatırladım. Şu anda hatırıma gelen bir maç yok. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Çoğu zaman işte bazen sağ olsun insanlar ulaşıyor. Bazı sorular soruyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Şu maçı hatırlıyor musun diye soruyorlar bazen bana. Ya ben maçı anlattıktan evet, yaklaşık bir 15 dakika sonra o maç database'den silinmiş oluyor. Çünkü yani o kadar fazla artık maç anlatma işinin içindeyim ki hatırlamakta da çok güçlük çekiyorum. Dolayısıyla eminim oynanmıştır Aatrox Gragas karşılaşması. Benim şu anda pek hatırlayabildiğim bir durum yok. Bu eşleşme üzerinde ama ufak tefek yorumlarda bulunmak gerekirse Gragas'ın öncelikle bu karşılaşmada tank gitmesi gerekecek. Yani kimi zaman gördüğümüz yetenek gücü tek bir fıçısıyla rakibi darma duman eden Gragas'lardan birini bu maç üzerinde görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Gragas tarafında bu arada Eri var. Düzeltiyorum, Sihirli Yıldız var. Sihirli Yıldız. Sihirli Yıldız var aynen. Yine de hani daha evet. Tank bir eşya dizilimine gitmesini bekliyorum. Takımın çünkü ön saf olması gereken o. Hecarim her ne kadar iyi bir şampiyon olsa da çok böyle ön saflarda full tanklık yapabilecek tarzda kiti olan bir şampiyon değil. Leona da W aktifken çok 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 tank bir şampiyon ama onu da tek başına Vayne'in önüne kayarsanız Vayne onu gofret gibi yer katır kutur. O yüzden hani Gragas'ın burada tanklıkta destek olması gerekiyor takımına. Bu da tabii koridor aşamasında belki çok erken bir dikenli yelek almasıyla sonuçlanabilir. Bu da gelirse zaten Aatrox'un böyle Gragas'ı defalarca öldürdüğü bir koridor görmemiz çok ihtimal dahilinde değil. Yine aynı şekilde Gragas'ın Aatrox'tan benzer skorlar alabilmesi de çok ihtimal dahilinde gözükmüyor. Birazcık Brolin kafası takılacaklar, böyle minyon biçmeye çalışacaklar gibi. Bir de ben şunu soracağım aslında Regarnur. Yani söylemek istediğim de şu. Hecarim Lulu karşısında çok büyük bir sıkıntı çekecek. Yani takım savaşına ne zaman içeri girmeye çalışsa sürekli bir polimorf tehdidi onun önüne çıkacak ve hani orada da bir anda kafasına Lulu sersem etmesinden sonra ya da işte polimorfa çevirdikten sonra işte Jarvan'dır ya da Orianna'dır onu ulti attığında bir anda Hecarim'i eritebilirler. Yani buna nasıl bir çözüm gerekiyor? Yani sinema öğrencisinin bence biraz daha ya da Leona'nın biraz daha erken girmesi gerekmez mi böyle bir süreçte Hecarim yerine? Ya muhtemelen zaten ilk savaş başlangıcını yapmasını Leona'dan bekleyecekler. Çünkü Leona dediğin gibi içeri girdikten sonra birazcık daha hasarda tanklayabilir, büyüleri de tanklayabilir. Yani polimorfun üzerine gelmesini hatta istersiniz o noktada Leona'nın başka hedefler dururken. Ama işte yani kim içeri girerse girsin karşısında sadece polimorfla da değil, vahşi bir yümeyle de beraber bir Lulu tehdidi olduğunu unutmaması gerekiyor. Ve bir yandan da Vayne öylesine bir şampiyon ki en ufak hatayı değerlendirebilen, gereğinden fazla bir tane kule vuruşu alırsanız Vayne sizi indirebiliyor.
rakibe karşı hızlı koşmayı başarabilen, taklasıyla mesafeyi çok rahat kapatmayı başarabilen ve ulti zamanı geldiğinde de o görünmezlik takım savaşında gerçekten rakibin dengesini çok net bozabilen bir faktöre dönüşüyor. Dolayısıyla hani Hecarim de girse, Leona da girse, Gragas girse arkaya, bu arada en iyi tercih de Gragas olur. İkisi de değil. Ne Leona ne Hecarim. Gragas'ın içeri girip bir şekilde Vayne'i kendilerine çekmesi gerekiyor patlayan fıçıyla, ama kim içeri girerse girsin Zulu karşısında zor zamanlar yaşayacak. Olacak ve tabii baktığımız zaman da yani Jarvan ve Hecarim eşleşmesini göreceğiz orman tarafında. Ama orta koridorda şimdi bir Lucian Orion da var. Yani bir önceki oyunda Yone'yi görmüştük. Ve Yone açıkçası yani tutuştur almasıyla falan çok da bir işe yaramadı. Bu sefer ışınlanlı bir Lucian göreceğiz. Yani agresif olmak yerine biraz daha takım oyuna odaklı bir Lucian izleyeceğiz. Ben bunun da biraz daha takıma yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani Gragas'ın ve Lucian'ın aynı anda atacağı ışınlarla beraber alt koridorda hızlı bir oyun izleyeceğiz. Ama bence Maltepe Üniversitesi'nin artık makro oyuna biraz daha dönmesi gerekiyor Regarnur. Yani yaptıkları oyun çok mikro. Evet, bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Alt koridoru işte bir önceki seride, bir önceki maçta Lilia falan geliyordu ve orada bir skor çıkarmaya çalışıyorlardı ama skor veriyorlardı. Hani bu denemeler güzel ama yani bu mikro oyunlar yerine bence artık makro oyuna dönebilecek daha fazla görüş. Mesela görüş anlamında da çok geride düştüğünü gördük Maltepe Üniversitesi'nin. Çünkü bir zamandan sonra artık kendi ormanlarında bile 4 tane görüş totemi görüyordum ben yani. İşte mavide, kırmızıda, her yerde görüş totemi vardı. Yani işin Maltepe Üniversitesi'nin makro oynayamadığını söyleyebilmemiz için oyun normal şu anda. Yani evet. Ta koridor aşamasından Bahçeşehir Üniversitesi tetiği çekiyor ve rakibi indiriyor. Dolayısıyla hani pek Maltepe Üniversitesi'nin makrosunu eleştirecek bir pozisyonda yaşamadık. Onun yerine daha mikro, ta koridor aşamasından başlayan ve bazı şeylerin düzeltilmesi gereken bir oyun tarzı sergiliyorlar şu ana kadar. Ama Lucian bu arada o koridor aşamasındaki problemleri çözme adına çok iyi adaylardan bir tanesi. Koridoru çok rahatlıkla kazanabilecek şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım burada tabii oyuncu farkı yine devreye girecek mi? Ata King Kong Nimia karşısında nasıl performans sergileyecek? Ata King Kong deyince aklıma Ata Kong Titan geldi. İzler misin Regarnur? Yok abi, hiç anime kültürüm yoktur ya. Yani hiç anime kültürün yoksa bile yani net bir şekilde söylüyorum, Attack on Titan'ı izlemen gerek. Duydum yani, insanlar çok pozitif konuşuyorlar anime hakkında da benim cehalet. Yok be abi. Ya şöyle söyleyeyim, benim abim var mesela kaç 34 yaşında falan, yani inanılmaz derecede bayılıyor. Her hafta soruyor yani, var mı, geldi mi bölüm? Yaşınla ilgili değil diyorsun yani. Ya yok değil abi, yok değil yani. Kesinlikle, kesinlikle inanılmaz yani. Ben çok seviyorum. Mangası da yeni bitti zaten. Okumuştum bugün. Abi ben birazcık daha çizgi filmciyim. Eski, hatta yani muhtemelen senin hatırlamanı beklemiyorum ama Nickelodeon'un ilk zamanlarında, Nickelodeon Türkiye'ye ilk geldiğinde bu arada alt koridordaki şu aksiyonu anlatalım önce. Sonra boş yapmaya devam ederiz. Yani bu arada hamleyi yapan Maltepe Üniversitesi alınan hasarlara baktığımızda sanki aksi gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle ve Leona bayağı bir sıkıntıda. Kaisa da yani Lulu'dan hasar yedikten sonra geriye doğru çekildi. Tarayıcıyla da hemen Lulu oradaki totemi alacak Vayne'le beraber. Yani Moshi dar etmeye başlayacak koridoru gibi görünüyor. Çünkü minyon alamamış daha Kaisa. Bir tane minyon alamadı. Bu yani çok acayip. Çok acayip. Kule altına gelince şimdi en azından minyonları, mesela bu minyonu alabilecek mi? Hayır, onu da kule aldı. Ve diğer minyon dalgasına da yaklaşması da mümkün olmayacak. Hala sıfır. Reji sağ olsun bizi acılarımızdan kurtarmak için kamerayı şöyle bir yukarı çevirdi ama sonra yine aşağı getirdi. Kaysa ikinci minyonunu da aldı. Ama yani bu nispeten dengeli olması beklenen koridorda dahi Moshi Immanitas sanki farkını ortaya koyuyor. Evet, yani ilk iki seride de zaten kendini göstermişlerdi. O yüzden zaten bunu da bildiği için FF hemen alt koridora doğru hızlı bir 3. seviye baskını yapmaya doğru geldi ama bir taraftan da Nemea Orion'la ise rahat oynuyordu. Sinema öğrencisi de Alessia ile beraber birebirdi ama yani Aatrox vurdu. Vücut darbesi geldi üzerine doğru, fıçı diye bıraktığı yere bir hasar verdi ama tabii Aatrox da durur mu yapıştırdı cevabı. Şu ana kadar işler yine Bahçeşehir Üniversitesi adına iyi gidiyor. Yalnız alt taraftaki Yampire engeçte Soren yakalanacak mı? Sancak kombosu onu güvenliğe doğru götürüyor mu? Dolu'nun yardıma gelmesi lazım. Dolu yardıma gelemeyecek gibi şimdi Immanitas yetişti. Hecarim
takip etmemekle akıllılık yaptı. Ama Lucian'ın da bu ziyaretiyle beraber Soren'i bu seride ilk defa zor bir konuma düşürdüler. Bu bile bir başlangıç olabilir belki de Malta Peach. Evet ama Orianna da Lucian karşısında bir tık Mion safhasında 7 Mion önüne geçti. Tam bunu derken Lulu içeriye doğru girdi ve Lulu da dönüştürmeyi başardı ama şu anda vurmaya devam ederken Vayne Leona'yı düşürebilecek mi? Diğer tarafta da Vayne Leona'yı alsa da Lucian'a Jarvan'ı düşürmeyi başaracak. Nemea geri dönüp kaçmaya çalışıyor ve FF onu takip ediyordu ki Kai'sa Vayne'i düşürdü. Lulu acaba vursa düşürebilecek mi? Polimorfa çevirdi. Düz vurmaya devam etse alacak sanki Kai'sa'yı Manitas. Ve tam bir son vuruş geldiği gibi de orada 300 altını cebine koymayı başardı. Yalnız iki skor almış olmasına rağmen az önce söylediğimizi destekler nitelikte Maltepe Üniversitesi'nin en iyi maç başlangıcını gördük bu seride şu ana kadar. Ve altın anlamında da farkı kapattılar. 500-600 altınlık bir üstünlük yakalamıştı ta koridor aşamasından Bahçeşehir. Ama alt koridorda 2'ye 1'lik bir değişim olsa da orta koridorda nehir civarındaki hamleler sonucunda Hecarim'i 1-0-1'e getirmeyi başardılar. Öbür skoru Lucian'a verdiler. Diğer skoru da Kai'Sa'ya verdiler. Maltepe adına işleri iyi gitmeye başladı. Hecarim geliyor üst koridora doğru Reganur. Yani şu anda harbiden at geliyor. Ve Soren de o tarafa doğru dönecektir. Ve Gragas'ın manası yok. Acaba Soren'in üzerine oynayabilecek mi derken. Baya yani Soren'in bu arada Jarvan tercihi burada başını birazcık derde sokuyor. Işından birazcık geç kaldı. Belki de erken gelebilir miydi Attacking Kong ama Jarvan tercihi şu noktada Hecarim'in gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Çok garip bir sekans izledik. Vayne tabi ya Mion farkını epey bir açtı Kai'Sa'ya karşı. Evet Kai'Sa 1-1-0 oynuyor ama yani bu Mion farkı böyle gitmemesi gerek o tarafta. Vayne böyle rahat oynarsa derken Motion üzerine sersemletme geldi diyordum ki Lulu kalkan verdiği gibi Leona da geriye doğru kaçmaya çalışıyor. KVLT yalnız Lulu ve Vayne çok büyük bir zor durumda diyordum ki ufuk kılıcı istediği gibi gelmedi. Gragas ışından da gelecek bu tarafa doğru. Vücut darbesi geldi sıçra. Nereye tuttu? Tutmadı bile. Vayne'in canı çok az. Vayne düşmek üzereydi ama Lulu Gragas almayı başardı. Ve Nemea da geldikten sonra durumu 4-3'e getiriyor Bahçeşehir Üniversitesi. Ya fıçının da hasarını yememek için kenara kaçtı ama fıçıdan da kurtulamadı Moşi ona rağmen. Fıçının hasarı bir yetmedi ya. Bir canla kurtuldu oradan. Alt koridor bu arada KVLT ve Gograshan'dan yapılması gereken oyun bu. Üzerlerine gitmeleri gerekiyor, zorlamaları gerekiyor. Karşınızda Vayne var. Cezasını kesmeniz gerekiyor. Çünkü bugün cezasını kesmezseniz yılanın başını gençken ezmeniz lazım. Öbür türlü büyüdükten sonra bir anakondaya dönüşecek ve zehirleyecek sizi. Bunu yapmakta da gayet iyi iş çıkartmış olmalarına rağmen sonradan gelen orta koridordan Nemea'nın desteği, sinema öğrencisinin ışınlan kullanmış olmasına rağmen hasarı milimetrelerle çıkartamaması, alt koridordaki iyi oyunun bir anda yine 2000 altın civarı farkla sonuçlanmasına dönüştü. Ya bu altın farkını erken aşamada ne yapıyor, ne ediyor? Bahçe Üniversitesi almayı başarıyor. Ya bu çok büyük bir etken. Doğru, zaten, doğru. Ya Avrupa Şampiyonası'na gidecekse zaten bir takım böyle hani kendini göstermesi gerekiyor. Tabii yani orada da bizi en iyi takımın temsil etmesini isteriz. Avrupa Ligi Nisan ayında başlayacak. Söylemiştik daha önce yayının kısımlarında. Burada da Bahçeşehir Üniversitesi şu ana kadar bunu daha fazla hak eden takım görünümünde. Ama Maltepe Üniversitesi de en azından 3. maç itibariyle birazcık da hayat sinyali veriyor. Bu da şimdilik isteyebileceğimiz bir şey. Evet evet tam onu derken de Vayne tabii Leona'yı vurmaya devam ediyor. Lulu ile beraber epey bir hasar çıkardılar. Leona bir denedi ama ya o kadar canlıyken de denememesi gerekiyordu. Ve Jarvan geliyor. Soren şu anda alt koridora doğru geldi Reganur. Kan kokusu almış şekilde Jarvan senin de söylediğin gibi alt koridora yaklaştı şu anda. Birazcık dürtmeleri lazım yalnız. Kafa atarlarsa oraya Leona sorun çıkartabilir ve Leona'dan gelen ufuk kılıcının sonucunda Vayne o savaştan çıkmak zorunda kaldı. Düştü hatta ama nişancılar birebir değişildi. Kuleden bir vuruş daha geldi. Kuleden son vuruş yeterli olacak mı cevap? Hayır gibi gözüküyor. İmanitas ama ya Lulu'yu bu yüzden mi yasakladılar acaba Mirunas? 4-0-2. 4-0-2 destek oynuyor bu Lulu. Nedir bu Lulu? 400 altın var üzerinde. Yani Final Boss gibi şu anda Reganur. İnanamıyorum. Bence dediğin doğru bu arada. Yani bu zaman... Evet evet. Boşa yasaklanmıyormuş demek ki. bu nedir? Bu nedir? Şu anda ne nişancı ne orta koridor. Kimse bu kadar skora sahip değil. 4-0-2 oynuyor. Haklı olarak aga bu neydir diyorsun. Kule altında bu arada Nemea'yı da alabilecekler mi aldılar. Kule hasarı yemedi Attacking Kong. En azından o gün iyi bir haber çıktı.
Evet, yani iyi bir kondisyonlu bir oyun geldiğini söyleyebilirim. Derken Lulu da şu anda artık Lulu tek başına gidiyor herkesin üzerine. Tam bunu derken de Lucian ultisini kullanacak ve... Ya böyle infaz alıyorsanız harika destek oynuyorsunuz. Orta koridora geldi. Bir pik salladı kafasına. İnfazı aldı karşılığında. Ama epey de hasar veriyor Regarnus. Yani Lulu tabii, şu anda çok abi, bana da 4 skor 2 asist versen ben bile biraz hasar veririm diye düşünüyorum. Kesinlikle bu arada. Ve Lulu ile Jarvan karşı ormanda böyle görüşleri almışlar kırmızı güçlenme tarafında ve bulut ejderinin çıktığını belirtelim. O tarafta tabii Maltepe Üniversitesi'nin de görüşünün olduğunu belirtelim. Vayne de orta koridoru temizlediği gibi de hemen takım arkadaşlarının yanına doğru geliyor. Ormana girebilecek bir Hecarim bekleyecekler ya da hemen bir bulut ejderine girmeyi tercih ederler mi? Ya da hemen aşağı koridorda şu anda 4 kişi baskın yaparlar mı? Altınlara bakar mısın? Lulu şu anda Sihirdar Vadisi'nin en zengin ikinci şampiyonu Lucian'dan sonra. Ve yani takımının destek rolünde böylesine bir şey yapmış olması inanılmaz. Tabi Lulu'nun erken dönemde kazandığı altınlar genelde desteklere işte altın verilmesin, onları idare eder az altında deniyor ama dinçleştirici ay taşını hızlı şekilde almayı başarırsa oyunun orta dönemlerinde Lucian'la beraber ve Hecarim'le beraber rakibin yakalayabileceği bütün üstünlükleri elimine etmeyi de başarabilirler. Yara destek en iyi metası vardır Regan'ın, hatta internette meme vardı hani. En iyi skor aldıktan sonra işte destek eşyası mı alacaksın diyordu. O da böyle böyle şey bir suratla böyle şeytan bir suratla. Evet, destek eşyası alacak. Orada bütün yetenek gücü eşyaları var. Aynı hesap şu anda Lulu. Aynen öyle. Ama o birazcık daha hani en iyi kadar cüretkar olamaz. O birazcık daha destek eşyası almak zorunda ama eskiden tabii League of Legends'da bir de desteklerin totem eşyası alması gibi, keşif taşı alması gibi bir zorunluluk vardı. O zaman parayı başka bir yere harcadın da çok belli oluyordu bu arada. Evet. Nemi Atakin Kong'u yakalamış ama infazı var. Dikkatli olması lazım burada Orianna'nın. Olay daha fazla büyümeden oradan çıkıyorlar ve kameralar gecenin en atraksiyonlu koridoru, alt koridora döndü yine. En 74 milyona geldi. Botunu tamamlamış durumda. Hecarim de bu tarafa doğru geldi ama Hecarim şu anda hızlı bir şekilde girmeye çalışacak mı? Ufuk kılıcı da yakaladı ama Lulu ulti kullandığı gibi bir de üzerine Vayne sıçrasının şifasını kullandı. Alırlar hemen bu arada. Alırlar. Alabilirler şu anda dediğin gibi. Regarnu ve üzerine vurmaya devam ediyor. Pasifle beraber vuracak. Ufuk kılıcını tutturduyor ama Kaysa'nın ultisini atacak. Bitkinlik geldi Vayne'in üzerine ama hiç umrunda bile değil. Vayne 3'te 3 yapıyor. 4-2-5 oluyor. Senle konuşmuştuk, hatırlıyor musun maç içinde? Önce işte Leona mı girsin, Hecarim mi girsin, hiç fark etmediğini gördük değil mi? Kim girerse gördük. Girsin. Gördük. Yani Lulu varsa, vahşi bilmesi de varsa hele hele. Vayne yani bir nişancı çizmesi, bir kazmayla cehennem yağdırdı rakibinin üzerine. Üzerine bitkinlik geliyor, sıçrasını kullanıyor, şifasını kullanıyor ve buna rağmen ya çok zor, kesilmesi bu kadar zor olan bir şampiyon. Bir şey diyemiyorum ve Gragas yani sinema öğrencisi orada B atmaması gerekiyordu o canla. Hatta burada beklemesi bile çok risk. Hecarim gelene kadar. Ve şu anda bekliyor. Hecarim geldiğinde karşısında sıçrıyor. Girer, eser. Ya Zelicia kuleden çok hasar aldı. Oo. Bu işte canlı yem kullanımı. Canlı yem. Balık tutarken en güzel canlı yemle balık tutarsın. Gragas da bunu gayet iyi biliyor. Sinema öğrencisi olmasının yanı sıra bir de balıkçılık konusunda da gayet bilgiye sahip. Ve koca göbeğiyle Aatrox'a kuleye dövdürttü bu arada. Kendi vurmadı bile. Evet evet. İnanılmaz bir pozisyondu. Kraken'i de çekmiş bir şu anda Vayne var zaten. Yani o pasif patladığında ben hayal bile edemiyorum yani W'nun pasifi. Gümüş Kraken. Kraken katiliyle tabii eş zamanlı olarak çalışacak. Tanklar artık tank değil. bu arada Gragas'ta full tank gider diye tahmin etmiştim ama aldığı kayıp ciltle o yana doğru gitmeyebileceğinin sinyallerini veriyor. Ya tabi bu arada full tank gitmek zorunda değilsiniz. Hiç tanksız oyunlar da oynayabilirsiniz. Özellikle Gragas bu eşya dizilimiyle rakipten birini ortadan kaldıracak kadar hasar sahibi olabilir ama bu maç özelinde yani zaten Vayne'in pek umrunda değil tanklık. Direkt olarak sıfır tank olan bir Gragas'ı anında eritecektir. Ve zaten bunu da bildiği için Orianna da aşağı koridora geliyordu.
Nemeya şu anda geldi. Leon'un üzerinde ulti kullandılar. Leon arka taraftan ulti gelmeye çalışıyor. Işından gelecek. Orianna son bir düz vuruş yaptı. Işından geldi. Gragas girmeye çalışıyor ama arka taraftan gelen de bir Lucian var. Lulu üzerinde kullandı ultisini. Orianna'nın ve infaz gelse de işe yarayacak mı? Kayseri duvara yapıştırdı. Bey vurmaya devam ediyor. Son 3. oyunu geldi ama 3. pasifi vursa da işe yaramamıştı ki. Orada gelen Jarvan'la beraber skorlar toplandı. Alt tarafta kuleyi de alacaklar ve burada olay Bahçe Üniversitesi için tadından yenmez bir hale geldi. Moşi moşi dedi Vayne ve içeri girdi. Moşi moşi. Hiç hoş bir selam vermede olmadı rakibe. Şu anda klas farkı artık bu karşılaşmanın özeti. Bunu söylemek lazım. Moşi ve Immanitas ikilisi şampiyonluğu takımlarına getirmeye çok çok yakınlar. Yine Maltepe Üniversitesi bir denemede bulundu bulunmadı değil ama o denemeden aldıkları sonuç hiç istedikleri arzu ettikleri gibi olmadı. Şimdi yalnız Gograshan'ı yakalama şansları olur mu? Gograshan'da yalnız güzel ufuk kılıcı. Şimdi ulti atan Hecarim de içeri giriyor ve Immanitas'ı çıkartmayı başardılar. Soren'in de başı dertte olacak. Sancak kombosu tamamlanamadı. Düzeltiyorum burada. Vayne'i düşürmeyi başardılar. Immanitas hayatta. Immanitas'ta ama Vayne'den daha çok ödül var. Şimdi almayı başarabilecek mi? Güzel bir bu arada şok dalgası geldi. Sinema öğrencisi fıçı da tutmadı. Immanitas yalnız at yakalayabilir. Yavaşlattı ama at geliyor. Ve çarp geldikten sonra da kaçacak bir yere kalmadı. Orion da geriye doğru çekilebilir mi? Ve Nemeya çok önemli bir altın getirisi bu arada. Yani 3 tane skor çıkarttılar. Soren, Moshi, Immanitas üçlüsünü. Bir de Immanitas'ın üzerinden 500 altını ödülü almayı başardılar. Maltepe Üniversitesi adına iyi bir sahne, hoş bir sahne gördük. Bununla beraber en azından bir sinyal vermeyi başardı. Ya altın farkı da bir önceki iki seri kadar fazla da değil. Hani onu da belirtelim. Hani bu seride biraz daha yakın olduğunu görürüz. Evet geriye düştükleri oluyor. Hani şu anda 3000 altın farkı var ama bir önceki seriye baktığımız zaman bir önceki seride 10.000 altın farkı vardı. Hani bu 3000 altın farkı toparlanabilir bir seviye. Gayet iyi. Gayet güzel. Ama bu onları acaba 4. maça götürür mü? Ne kadar yetecek? Yani fena bir geri dönüş yapmadılar çünkü karşılaşma daha trajik bir konumdaydı bir önceki pozisyona kadar. Orada en azından birazcık daha hem Kayseri 3 skora çıkartmayı başardılar. FF bir yandan 3 skora çıktı ve aldığı ödülle de beraber altın anlamında Jarvan'la olan farkı kapatmıştır diye tahmin ediyorum. En azından geri dönüş sinyallerini verdiler. Ama öbür pozisyonun da Bahçeşehir Üniversitesi'nin biraz derine girme umuduyla oluşan bir pozisyon olduğunu hatırlatmak lazım. Bahçeşehir Üniversitesi birazcık daha dikkatli oynarsa hala avantaj sahibi olan onlar. Şimdi Vayne bu arada ultisini kullandı. Vayne ultisini kullandı derken Jarvan Leona ile beraber bir anda yakaladı. Bu sefer siz misiniz biz yakalan dedi. 2'de 2 yapan bir Vayne var. Aatrox vurmaya devam ediyor Hecarim'e. Hecarim kaçmaya çalışacak tabi. Sterak'ı devreye girdi ama bu onun tam ihtiyacı olan şey değil. Kaçamadı. Skoru verdi ve bir anda Orianna ve Lucian'ın birebir kapışmasını izleyeceğiz. İnfaz gelecek ama Lucian geriye doğru bir adım atsa da Orianna geriye doğru adım atsa da kaçmayı başardı ve orta koridor dış kulesinde almayı başarıyorlar. 2800 altınlık bir farktan bahsediyorduk az önce. Şu anda 5000'in üzerine çıkartmayı başardı o farkı Bahçeşehir Üniversitesi. İşler iyi gidiyor gibi gözüküyor demiştik ama tek bir hamlede, tek bir Jarvan afeti üzerine gelen ultili Vayne ile altın farkını yine ciddi şekilde arttırmayı başardılar. Ejder'i alacaklar mı? Önce kırmızıyı almak istiyorlar. Yani Ejder bu karşılaşmalar üzerinde hiçbir kazanma koşulu olarak değerlendirilmedi takımlar tarafından. Ki zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nin maçı kazanmak için de pek Ejder'e ihtiyacı olduğunu da görmedik şu ana kadar. Onlar da biraz da böyle yol üzerinden geçerken Ejder almayı tercih ediyorlar. Derken Vayne üzerine doğru koştu. Leona yakaladı. Hecarim girmeye çalışacak ama tutabilecek mi? Vayne'in üzerinde ulti kullanıldı hemen Lulu. Ve ondan sonra da içeri doğru Kayısa girmeye çalıştı ama yapacağı en büyük hata olurdu. Vayne 2'de 2 yapmaya başardı. Lucian geldi. Gragas ışınlarını kullanacak ama Vayne onun üzerine vurmaya devam edecek gibi görünüyor. Ve Vayne'in üzerinde 0 mana. Hiç manası yok. Ve son taklasını attı orada. Ultiyle içeri doğru çekti. Vücut darbesiyle içeri girdi ama Orion'un ultisi gelmişti ki Jarvan bir anda sancak kombosuyla içeri girdikten sonra ultisini attı. Lucian da geriye doğru çekiliyor. Şimdi de Gragas'ınızdan daha fazlasını bekleyemezsiniz. Yani hep buzla yerine sabitlediği rakibi hemen patlayan fıçıyla kendi takımına doğru çekti. Ama işler birazcık çığırından çıktı. Hatta o denli çığırından çıktı ki böyle yakalanan Vayne'in bile oradan çıkması mümkün oldu. Sıfır mana olduğunu da sen belirtmiştin. 8000 altının üzerine çıkan altın farkıyla da beraber Bahçeşehir Üniversitesi süpürgeleri yüklükten çıkardı. Yavaş yavaş ucundaki tozları aldı. Rakibini süpürmeye çok çok yakın.
Aatrox'a doğru bir hücum sergiliyorlar ama yani Aatrox oralı bile değil, hemen geriye doğru çekiliyor. Onun da ışınlarının yavaş geldiğini belirtelim. Bir tarafta da Nemea'nın da ışınları var. Yani bir ayrık ittirmeli ışınlan oyunu görebiliriz diye düşünüyorum ben. Şu anda izlediğimizde de tabii Lucian aşağı koridora gitti. Ben minyon farklarına baktığımız zaman evet ya, orta koridor aslında yani Attacking Kong'la Nemea'nın, yani bu ikili gerçekten birbirine çok yakın oynuyor. Yani skor anlamında da minyon anlamında da birbirine çok yakınlar. Ormancılarda da aynı senin bahsetmiş olduğun gibi çok yakınlar ve altın farklarına baktığımız zaman da 11.000'e Vayne, 11.000'e 6.500 kabul edilebilir gibi değil. Fark, çok yalnız Moşki çok iyi oynamaya devam ediyor. Vayne şu anda vurmaya devam ederken Orianna geldi. Ustilik olan Leona'yı düşürdü. Işından geldi. Lucian o tarafa doğru girecek. Vayne'i koruyacaklar. Vayne içeride kaldı. Vayne çıkmak zorunda kalıyor ama Vayne vurmaya devam ederken Lucian'ı düşürdü düşmeden önce. Ve Lulu ile beraber burada Orianna 2'de 2 yapıyor ve artık Bahçe Üniversitesi kapatmaya gidiyor şu anda. Yani çok rahat oynadılar. Nişancıları bir nişancının yapmaması gereken 5 hareket montajı çekmesine rağmen bu takım savaşında katliam yapmayı başardılar. Karşılaşmayı şu anda bitiremeyecekler gibi gözüküyor ama altın farkını 10.000 barajının üzerine çıkarttılar. Yani Moshi'nin şu yaptıklarını tekli dereceli de yapsanız 2 saniye içinde falan ölürsünüz. Ama Moshi tabii iyi bir oyuncu olduğu için, rakibinde oldukça önünde olduğu için çok daha geç cezalandırılabildi. Baron almayı deneyecekler ama 19 saniye beklemeleri lazım önce. Baron abinin çıkması gerekiyor. Baron'un gelmesini bekleyecekler. O sırada da acaba Hecarim'in de çarpı var. Bir çalma girişimi yaparlar mı? Yok, yetişmeyecek onlar... o alamet. Evet, yetişmeyecek. Yetişmediği gibi de geriye doğru çekiliyorlar. İlk başta kendi ormanlarındaki Maltepe Üniversitesi'nin bir kere totemleri kırmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla görüş verdiler Bahçe Üniversitesi'ne. Bahçe Üniversitesi de açıkçası rahat bir şekilde hem kendi ormanlarının girişine hem de karşı ormana epey bir totem atmışlardı. Onları şu anda temizlemeye başlayan Maltepe Üniversitesi var. Görüşü de aslında fena bir noktaya getirmediler kendileri adına. Şu anda oraya kör girmek zorunda kalacak ve Soren Sancak kombosunu kullanacak fırsatı bulamayabilir. Çok güzel skor. Görüşü almanın da tek sebebi, tek amacı budur. Rakibi istemezken, beklemezken yakalamak. Güzel oyun geldi ama tabii bu ormancı eksikliği neye dönüştürüyor? Ne bu? Rekarnur, seni kestim, özür dilerim ama inanılmaz. 3 attı, tek attı neredeyse. Yani kesmekte çok haklısın. Moshi canını okudu rakibinin. KVLT bu arada arka tarafta yanılmıyorsam Aatrox'a düştü. Çünkü geriye kadar çıkmak zorunda kalmıştı ama Moshi aslında o savaşın ta başında 1 bölü 3 can atmıştı Lucian'a bir tane kritle. Onunla beraber bize göstermişti neler yapabileceğini. Çok daha zayıf bir rakip karşısında daha da ağır bir galibiyet kazandı. Ve Kai'Sa'yı düşürdükten sonra bir de arkasına Gragas'ı ekledikten sonra FF'i de alıyorlar. Baron çok kolay bir görev haline dönüşüyor. 14-4-10 oynayan bir Moshi var ve yani 300 altın üzerinde. Bundan sonrasında da Baron'u alacaklar ve Baron aldıkları gibi. Yani serinin bir en değerli oyuncusunu seçmemiz gerekirse bu isim muhtemelen alt koridor ikilisi olmalı. Özellikle oyunların neredeyse tamamında burada ben birazcık geride kaldım. Aksiyon evet. Devam ediyor, sen devam et istersen. Ben de kaldım derken Vayne şu anda Gragas almıştı. Orianna da Leona'yı düşürecek. Bir taraftan hemen polimorflanan bir Hecarim var. Demiştim ki Hecarim içeri girmedi. Sterica devreye girecektir ama Vayne vurmaya devam ederken orada skoru da aldı. 3'te 3 yapan bir Vayne var. Ve bundan sonrasında katliam geldi. Artık oyunun sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Burada inhibitör de alındıktan sonra karşılaşmanın sona ereceğini göreceğiz. Bahçe Üniversitesi. Yani o kadar oyun oynadı ve bütün takım, bütün katılan takımlar 49 üniversite katıldı ve burada kazanan Bahçe Üniversitesi oluyor. Onlar Avrupa Şampiyonası'na gidecek ya da bitirecek mi? Hayır, bitirmiyorlar. Bazen çok hızlı bitsin istemezsiniz. Bahçeşehir Üniversitesi de geriye dönüyor şu anda. Yeni eşyalarını almak istiyorlar belli ki. Hani az önce bitirmediler, bu karşılaşmanın uzayacağı anlamına mı geliyor? Cevap koca bir hayır. Çünkü geri döndüğünde Kraken katili ve Ebedi Kılıcın yanına Hayalet Dansçı ve Bombardıman topunu da ekledi Vayne. Bir sonraki savaşta başarılar diliyorum. Ya benim değinmek istediğim bir konu var. Bu Alice'de neden hiç etliye sütlüye karışmıyor? 33 tane skor almış takımı. Sadece 6'sında var. Yani ayrık ittirmeyi biraz daha tercih ediyor gibi görünüyor. Yani şu anda da olduğu gibi. Ya olur mu? Her tarafta skorlar havalarda uçuşuyor. Senin sürekli aksiyona girmen lazım.
Burada Elisa'yı kovalıyorlar. Ulti atacak mı? Aa, bu arada ultisi yokmuş Kaysa'nın. Bir de kronometre geldi Elisa'dan. Hop. Şunu aldı. Ama yani... ama... Vayne geliyor. Yani şu anda harbiden Vayne geliyor. O kontrol toteminin güvenliğine sığındılar. Çok zor. Çok zor şu anda derken Javan içeri doğru girdi. Hemen ultisini kullandı. Vayne vurmaya devam ediyor. Vayne dokundu. Direkt ölüyor ve Leona'yı düşürecekler. Tek atıyor. Yani artık pasifi bile doldurmaya gerek yok. Direkt 2'de 2 yaptı. Vayne şu an ulti attığı gibi Mion'ların verdiği hasarla beraber Ata King Kong geriye doğru çekilmeye çalışıyor ama Vayne üzerine gitti. Sadece düz bir vuruş yapsa şu anda Moshi onu rahat bir şekilde alacak derken Nemea mid de FF ile karşı karşıya gelecek. Ultisini kullandı Hecarim ama üzerinde Baron güçlendirmesi var derken katliam geldi sevgili izleyiciler ve artık University Esports Turkey'de sona yaklaşıyoruz. 5 maçlık seride 3-0 kazanmayı bilecek olan bir Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Maltepe Üniversitesi'nde kutlayalım. Buraya kadar geldiler. Finalde yarıştılar ve finale kadar gelecek olan süreçte çok iyi savaştıklarını söyleyebiliriz. Ve bundan sonra da Moshi geldi. Son bir takım savaşı izler miyiz burada Regarnur? Ya burada birazcık daha KD'yi farmlamak istiyorlar belli ki. Gragas'ı alarak da başladılar bu operasyona. 39 skor aldılar serinin 3. karşılaşmasında. Bunlardan 21'i Moshi, 22'si Moshi üzerinde özür dilerim. 22'si. Ben daha cümleyi bitiremeden bir skor daha çıkarttı. Ve şampiyon olan Bahçeşehir Üniversitesi serinin 3. karşılaşmasında kazanıyor. Ve baskın bir performans sergilediler ki bu turnuvanın en iyi takımının kim olduğu konusunda da muhtemelen soru işareti bırakmadılar kimse de. 49 takımın katıldığı, 49 üniversitenin daha doğrusu katıldığı ve çok daha fazla takımın üniversite elemelerinde de yarışıp geldiği bu turnuvayı kazanarak da çok hoş bir başarıya imza atıyorlar. Avrupa Ligi de onların aslında en büyük ödülleri olacak. Aynen öyle ve baktığımızda University Esports Turkey... sevgili izleyiciler, yani bugün sona ermiş oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'ni kutlayalım. Onun dışında yarı finale kadar gelen Çanakkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'ni kutlayalım ve diğer geri kalan üniversitelerimizi de aynı şekilde kutlayalım. Onlar da katıldıkları için çok çok teşekkür ederiz. Yani bugün gerçekten güzeldi ama Moshi için yani farklı bir gündü. Yani Moshi şov yaptı artık. Yani son harita yani son karşılaşmada seride bitirdi artık yani. Ya böyle büyük insanlar çocuk bahçelerine gidip basket oynar ya ufaklıklarla, böyle boyu 1.90'dır 1.60'lık çocuklarla top oynar ve çok da rahat üzerlerinden smaç falan basar. Moshi sanki böylesine bir seviye farkı ortaya koydu ama burada sadece Moshi'den değil Imanitas'tan da bahsetmek lazım. 2 gündür Lulu yasaklanıyordu. Nedir bundaki keramet diye sen de ben de düşünüyorduk. Son oyunda o da bunu gösterdi. Imanitas Moshi ikilisi bence ikili bir MVP vermek bu maça özelinde daha doğru olur. Başakşehir, Bahçeşehir Üniversitesi'nin özür dilerim, şampiyonluğundaki en büyük pay sahipleriydi. Ve kesinlikle öyleydi. Yani bugünün de artık sonuna gelmiş olmuş olduk. Tabii 17 Nisan'da Avrupa Ligi olacak sevgili izleyiciler. Oraya gidecek takım Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Bugün artık kapanışa geçiyoruz. Bugün sona ermiş oldu. Ben arkadaki ekibe çok çok teşekkür ederim. Bütün çalışan bu ekibe. Ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Regarnur'a ben çok teşekkür ederim. Bugün ve dün gelmiş oldu. Burada benimle beraber maçları anlattı. Ben de çok çok teşekkür ederim ona. İyi ki geldin. İyi ki buradasın diyorum. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Ondan sonra artık kapanış yapalım. Dediğin gibi senin söylediklerini tekrarlamak olacak aslında ama Maltepe Üniversitesi'ne tebrikler. Ama daha büyük tebrikler. Bahçeşehir'e gidiyor burada. Çok iyi oynadılar. Şampiyonluğu hak ettiler. Avrupa Ligi'nde artık gururumuz onların elinde olacak. Öte yandan yine senin az önce söylediğin şey. Burada gerçekten çok ciddi ve çok profesyonel bir operasyon yürütüyorsunuz. Ben de bunun bir parçası olmaktan ötürü 2 gündür çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim beni de buraya davet ettiğiniz için. Ellerinize kollarınıza tüm turnuva için bu arada Salt yayın için değil. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz tabii ki. Sevgili izleyenler, bugün kapatıyoruz ve önümüzdeki turnuvalarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Onur Münas Atar, yanımda Kürşat Regarnur Demirer vardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.